Sayın Oda Başkanım, değerli Edirne Mali Müşavir Odamızın Başkanı, kurul üyelerim, hocalarım, temsilcilerim, siz de sevgili meslektaşlarım, yönetim kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugünkü seminerimizin konusu dönem sonu işlemleri, vergi ve muhasebe boyutunu değerli konuşmacılarımız bizlerle detaylı bir şekilde paylaşacak. Katkılarından dolayı öncelikle teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yahya Arkan'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun başkan. Saygıdeğer hocalarım, İstanbul Odası'nın değerli yöneticileri, sevgili meslektaşlarım, sizleri İstanbul Odası kurulları adına saygı ve sevgiyle selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Evet, dışarıda hava soğuk, yağmur bir yandan ama eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay bildiğiniz gibi başta SGK olmak üzere borçları konusunda TESMER İstanbul Şubesi olarak yaygın ilçe eğitimlerimizi sürdürdük. Aralık ayında yine ilan ettiğimiz takvim doğrultusunda iş güvenliği, SGK inşaat işlemleri, dönem sonu işlemleri, teşvik tevkiat ve vergi uygulamaları ve inşaat muhasebesi konulu eğitimlerimiz Aralık ayında ilçeler bazında devam edecektir. Yine değerli arkadaşlarım, Türk Ticaret Kanunu uygulama ile ilgili şunu söylemiştik. İkinci düzenlemeler tamamlandığında yaygın eğitimler yapılacağını söylemiştik. Bu doğrultuda hemen hemen ikinci düzenlemeler tamamlanıyor. Özellikle 18 Aralık'ta bu salonda yine buradan çıktıktan sonra ilan edeceğiz. İş Ticaret Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzeltiyorum. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürü İsmail Bey'in katılacağı, daire başkanların katılacağı bir TTK seminerimiz var burada. Yine TESMER İstanbul Şubesi olarak eğitmenlerimizle Ocak ayında yaklaşık 15-20 noktayı hedeflediğimiz yaygın TTK eğitimlerini yapacağız. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. 6 Aralık'ta değerli arkadaşlarım, Silivri'de bir muhasebeciler ormanı dikeceğiz. Tabii hava şartları bozuk olmazsa muhtemelen 6 Aralık'ta orada olacağız. Ama bir değişik olursa sizlerle bunu mutlaka kısa sürede paylaşacağız. Değerli arkadaşlarım, defter tasdikleri konusunda kafalar karışık. Yine web sayfamıza sürekli bilgilendirmede bulunuyoruz. Özellikle yeni TTK'ya göre daha önce tutmuş olduğumuz defterler bildiğiniz gibi devam ediyor. Yani YM defteri kibir envanter devam ediyor. Pay defteri devam ediyor. Yine AŞ'lerde yönetimli karar defteri, limitetlerdeki karar defteri devam ediyor. Sadece ilave gelen defter genel kurul toplantı ve müzakere defteridir. Sıkıntı kapanış tasdiklerinde bir sıkıntı yaşayacağız bildiğiniz gibi. Özellikle YM defteri ve karar defterinin kapanış tasdiği 31 Mart tarihine çekildi. Bu geçtiğimiz günlerde İstanbul Ticaret Odası Başkanı ile yaptığımız görüşmede de ifade ettik. 31 Mart'ta defter çekecek babayiğit bir firma olmadığını söyledik. Öyle mi arkadaşlar? Yani yıllık beyannameyi vermeden sizin defterleri çekip helal artık noterler
en ufak bir tolerans gösteremeyeceği bir dönemde bu kapanışı yapmamız fiilen mümkün değil. Canlı yayın olduğu için çok fazla detayına konularına girmek istemiyorum. Ama ne demek istedim herkes çok iyi anlıyor. Öyle mi arkadaşlarım? Tahmin ediyorum bu yıl sonu sorununu açtıktan sonra ilk yapacağımız iş, ki bunun altyapısı oluştu, Türkçe kanun çıkarken Haziran sonuna çekilmesi gerekiyor. Zaten Haziran sonunda da bir sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyoruz. Yine önerimiz şu, biliyorsunuz bu seneye mahsus önümüzdeki yıl her şey elektronik ortamda olacağı için defter tasdiklerinde sizi tasdiknamesi aranmakta, bildiğiniz gibi. Tabii bir kanun maddesi olduğu için bakanlık bu konuda ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Ama fiilen İstanbul'da da 300 binden fazla firmanın manuel ortamda sizi tasdiknamesi alıp noterlere gitme olanağı yok. O yüzden bu konuda adım atılacak. Aldığımız bilgiler bu doğrultuda, hem Sayın TÜMOP Genel Başkanı'nın bakanlık nezdindeki girişimler bu doğrultuda, hem bizim İstanbul genelinde hem noter odası hem de ticaret usulü yaptığımız girişimler bu doğrultuda bir adım atılacaktır. Bu anlamda da lütfen acele etmeyiniz. Noterler, daha vaktimiz var ama büyük bir ihtimalle sicil tasdiknameleri bu sene aranmayacaktır. Bu anlamda bir paniğe kapılmamıza gerek yok. Yine bize gelen sorular arasında ara tasdik devam ediyor mu soruları var. Ara tasdik devam ediyor sevgili arkadaşlar. Kullandığımız defterin, YM defterinin yeteri kadar önümüzdeki yılda kullanmasının olanağınız varsa Ocak ayında ara tasdik yaptırabiliyorsunuz. Ama en önemlisi, kafaları karıştıran bazı yazarların, bazı web sitelerinin işletme defteri kaldırılmıştır, her şey bilanço esasında tutulacaktır olan bilgisidir. Kimse kimsenin kafasını karıştırmasın, bilgi kirliliği oluşturmasın, işletme esası devam ediyor sevgili arkadaşlar. Muhtemelen de Maliye Bakanlığı her yıl limitleri belirliyor bilanço esasına tabi olanların. Onun altında kalanlar işletme esasına göre defter tasdik ettirmeye devam edeceklerdir. Onun üstünde de bilançoya devam edecektir ve tacir olarak. Ve tabii bilanço esasına tabi olanlarda da doğal olaraktan sicil tasdiknamesi boyutu önümüzdeki yıllarda da aranacaktır. Ama büyük bir ihtimalle bu seneki defter tasdiklerinde sicil tasdiknamesi aranmayacaktır. Değerli arkadaşlarım, 2011 Kasım ayından beri bıkmadan usanmadan bir kurumun oluşumunu yanlışını anlatmaya devam ediyoruz. Kurulduğu günden beri kaostan başka bir şey yaratmayan Kamu Gözetim Kurumu ile ilgili taşlar yerli yerine oturuncaya kadar hem düşüncelerimizi hem mücadelemizi sona kadar sürdüreceğiz. Her yerde de ifade ediyoruz. Dünyada yaşanan skandallardan sonra gözetim kurumu oluşması doğrudur. Ama bir gözetim kurumu kendisini meslek örgütünün yerine koyarak her şeyi yapmaya kalktığı zaman bu amacına uygun olarak gitmeyeceğini de söylüyoruz. Ve şu ana kadar da yaptıkları çalışma bu doğrultudadır. 4 tane kırmızı çizgimizi geçtiğimiz günlerde hem odamızın danışma meclisi toplantısında hem yapılan başkanlar kurulu toplantısında bir kez daha ifade ettik. Ve TÜMOB'un başkanlar kurulu toplantısında da sonuç bildirgesinde bu 4 tane konu tüm oda başkanları tarafından da olmazsa olmazın arasında yer almaktadır. Birincisi, değerli arkadaşlarım, hiçbir kesime ayrıcalık tanınmaması temel beklentimizdir. Biz şu güne kadar şunu ifade etmedik. Yeminli mal müşavirler işte bağımsız denetimi bilmez, onlar bağımsız denetim yapmasın diye bir talebimiz yok. Ama yasanın ikinci maddesinde
bağımsız denetim yetkisi kimlere verdiğini kanunsuz ifade etmiştir. Bu SMM'lerin ve YMM'lerin hakkıdır. Dolayısıyla siz ayrıcalık sağlarsanız nasıl parlamentoda bir gece ayrıcalık sağlamaya kalktılar, örgüt ayağa kalktı, 3 gün sonra da bu kanun geri çekildi. Bu birinci kırmızı çizgi sevgili arkadaşlarım. İkincisi, denetim herkesin hakkı olduğunu inanıyoruz. Yani ruhsat alan meslek mensuplarımızın tüm mali müşaviri ve yeminli mali müşavirin denetim hakkı olduğunu inanıyoruz. Bu anlamda bir sınavı asla kabul etmiyoruz. Sen ne yaparsın? O denetim yapacak olan kişilerin bu işi kaliteli yapıp yapmadıklarını gözetlersin ve denetlersin. Üçüncüsü, işte burada mimarları iki tane hocam var. Nejat Bozkurt hocam, Cemal İbiş hocam. Ve bu işe bizzat da katılan sizler. Gece demeden, gündüz demeden, kar demeden, kış demeden İstanbul'da 15 bin meslek mensubu bu eğitimlere katılacak. Türkiye'de 45 bin arkadaşım bu eğitimlere katılacak. Sen kurum olarak bunu yok sayacaksın. Mümkün mü arkadaşlar böyle bir şey? Ondan sonra gideceksin falan üniversiteye, rant sağlayacağız. Yok arkadaşlar, bunu asla kabul etmiyoruz. Ve dördüncü olarak da tüm dünyada olduğu gibi bu meslek örgütüyle bu kurum işbirliği yapmak zorundadır. Bir tasarı dolaşıyor. Belki görmüşsünüzdür. Çok enteresan ya. Birçok kurumlar sayılıyor. Denetçi olacak da 15'e yakın belge istiyorsunuz. Bir yerinde TÜMOP yok arkadaşlar, oraları yok. Bu nasıl art niyet, bu nasıl öngörüdür? Böyle bir şey olabilir mi? Hem 400. madde SMM'ler ve YMM'ler yapınca açıkça ifade etmiş, hem de beyefendiler bizi yok sayacaksınız. Bu 4 tane kırmızı çizgiyi kabul edinceye kadar bu mücadelem sürecektir. Ha, yakında bazı yasal değişiklikler olursa bu kurum ayakta kalır mı, yoluna devam eder mi? Bunu da hep birlikte sizlerle göreceğiz sevgili arkadaşlarım. Ama şunu ifade edeyim. Buradaki dile getirdiğimiz konular göz önüne alınmadığı takdirde başta hukuksal haklarımız olmak üzere hukuk devleti ise Türkiye'de, ki bize göre şu andaki taslak hukuka aykırı birçok bölümleri var ve her türlü demokratik haklarımız olmak üzere sonuna kadar kullanacağız sevgili arkadaşlarım. Önce bu kurumu topluma şikayet edeceğiz. Bir meslek örgütünü yok sayan bir kurumun İstanbul'da 35 bine yakın bir muhasebe camiasını, Türkiye'de 90 bine yakın bir muhasebe camiasını yok sayamayacağını topluma anlatacağız. Ve dolayısıyla sonuna kadarmış, oturuncaya kadar mücadele süreceğini kamu gözetim kurumu da çok söyledik, çok söylemeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, yıl sonu geliyor. Her yıl sonunda bir yandan noter tasdikleriyle uğraşıyoruz. Bir yandan da haklı olaraktan sözleşmelerimizi yenilemekle uğraşıyoruz. Ve maalesef her yıl sonunda müşteri bir yerden bir yere doğru transfer oluyor. Öyle mi arkadaşlar? Ve biz buna da yıllardır meslek mücadelesinde haksız rekabet dedik. Ve bildiğim kadarıyla dünyanın hiçbir yerinde hiçbir meslek örgütünde olmayan ilk defa yönetmeliği ile birlikte haksız rekabetli mücadele kurulları gibi yönetmelik yayınladık ve bununla ilgili de tüm odalarda kurullar oluştu. Ama maalesef şu anda ruhsat almadan bu işi yapan tek bir şey yok sevgili arkadaşlar. Bunu herkes böyle bilsin. Bir zamanlar bu kürsülerden kaçak muhasebeciden bahsediyorduk. Şimdi kaçak muhasebeci yok. Kim var? Ruhsatını kiraya verenler var. Bunların sayıları da azaldı, onu belirteyim. Ama asıl sorun bizde sevgili arkadaşlar. Bir ücret alıyorsunuz, örneğin 1.000 lira, tarifede de 200 lira karşılığı. Diyorsun ki müşteriye, ya senin muhasebeci kazıklıyor, ben onu 200 lira tutarım diyorsunuz.
Şimdi arkadaşlar, haksız rekabet mücadele tek yanlı yasa ve kurallarla olacak olan bir konu değil. Şimdi biz ikinci şapkamızda Türkiye Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu olarak TÜRMOP vasıtasıyla 2012 yılını haksız rekabetle mücadele yılı ilan ettik. Buradaki temel yaklaşımımız şuydu: müşteri gidip gelmelerinde neden işi bıraktığına ilgili devir teslim tutanaklarını bize aktarırsanız, sizler de o müşterinin neden gittiğini görerek o iş alıp almamakta karar vermenize katkı sağlamak. Sonuçta bir program konusu vardı. Ve biz bu alanda bir pilot çalışmamızı Zonguldak SMM odamıza sipariş ettik. Ve Zonguldak SMM odamız, biraz sonra anlatacağım, bir programı yaptık ve ilk uygulamasını yaptı. Şimdi bakın, yakında Ocak ayında size mutlaka bu programı başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'deki meslek mensuplarımızın hizmetini sunacağız. Ne olacak? Şu: önce bugüne kadar fiyat belirlerken hepimiz gelişik güzel fiyat belirliyoruz, öyle mi arkadaşlar? Tarifeye bakıyoruz, örneğin 200 liraysa 300 lira beni idare eder diyorsunuz. Ama gerçekten o verdiğiniz fiyat doğru mu değil mi kimse kontrolünü yapmıyor. İşte bu programın özelliği şu: bir ücret tespit hesabını yapıyoruz size. Yani firmanın tüzel kişiliğini koyuyorsunuz, sigortalı çalışanları, çok KDV'li mi, şubesi var mı yok mu, oradan asgari bir rakam çıkıyor. Bu rakamın altında ücret almamanız gerekiyor. Şimdi bu çalışma kağıdı bittiği zaman elektronik ortamda tuşa bastığınız zaman sözleşmenizi düzenleyebileceksiniz sevgili arkadaşlar, otomatikman. İki, müşteri bildirim listelerinizi otomatikman düzenleyebileceksiniz. Üç, damga vergisi beyanlarınızı düzenleyebileceksiniz. Dört, müşteri sizden gittiği zaman devir teslim tutanağını düzenleyebileceksiniz. En önemlisi, devir teslim tutanağında müşteriyi niçin bıraktığınızı yazmanız gerekiyor. Ücret ise almanın ücret takımını orada belirtiyorsunuz. Bu bilgiler, yani firma ile olan bilgileri sadece meslek mensubu görebiliyor. Tüm mükellefleri görmüyor. Bakın, Zonguldak'ta ne oldu biliyor musunuz? İki şey yapıldı. Bir, ücretini ödemeyen bir tek müşteri kalmadı biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Çünkü bu bilgiler, eğer gerçekten haksız rekabet mücadele kararlıysanız, odaya akıyor bu bilgiler elektronik ortamda. Oda da bir başka muhasebeciye gittiği zaman o önceki meslektaşın ücretin ödenip ödenmediğini kontrol ediyor sevgili arkadaşlar. Yine bir başka uygulamada, diyelim ki 500 lira alıyorsunuz, bir başka muhasebeciye gitmiş 400 lira alıyorsunuz, ama aldığınız rakam da asgari ücretin üstünde. Neden düşük ücret aldığınızı da izah etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bu program bu ay sonu bitiyor. Testler yapıldı. İlk uygulama Zonguldak'ta gerçekleşti. Ocak ayında tüm cami hizmetini sunacağız. Eğer haksız rekabet mücadele etmekte samimisiniz sevgili arkadaşlarım, buna herkesin uyması gerekiyor. Çapraz kontrollerle bu iş üzerine gitme olanına sahibiz. Bir örnekle konuşmamı bitireceğim. Zonguldak'ta bir Ereğli'de bir esnaf odasının başkanı 20 yıldır muhasebecileri bu şekilde oyalıyormuş. Bir sene başka muhasebeci ücretini ödemiyormuş, başka bir muhasebeciye. Bu sistemi oluşturduktan sonra Ereğli'de muhasebeci bulamamış, Zonguldak'ta muhasebeci bulamamış, o da yetmemiş, Bolu'ya, Düzce'ye gitmiş, orada da bulamamış. Tek bir çaresi kalmış, ücretini ödemek kalmış sevgili arkadaşlar. Ben düzgün çalışan meslek mensuplarımızın birinci derece şikayet haksız rekabet konusunda bu programları kullanacağını ve bu mücadeleye destek vereceğine yürekten inanıyorum. Bugünkü seminerimizde hepinizi çok yakından tanıdığı, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, başta sevgili Nejat Bozkurt hocama, yine bu bölümde oturumda sunum yapacak olan Cemal İbiş hocama, çok değerli üstadım Zeki Gündüz üstadıma,
Artık Emre Kartaloğlu'nu çok yakından tanıyorsunuz. Sevgili Emre Kartaloğlu'na sizler adına teşekkür ederken bu soğuk havada eğitimin en önemli şey olduğunu inanan siz değerli meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımızı bırakmıyoruz. Değerli konuşmacılarımıza sizler adına Türkiye Eğitim Vakfı'na bir bağışta bulunduk. Bu plaketleri sunmak üzere Oda Başkanı Sayın Yahya Erkan'ı tekrar davet ediyoruz. Ve oturumu yönetmek üzere Sayın Profesör Doktor Nejat Bozkurt hocamızı davet ediyorum. Plaketini de başkanımız takdim edecek. Buyurun hocam. Değerli konuşmacılarımızı da sırasıyla davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Cemal İbiş hocamızı davet etmek istiyorum. Buyurun hocam. Sayın Zeki Gündüz, yeminli mali müşavir. Hoş geldin. Sayın Emre Kartaloğlu, yeminli mali müşavir hocamız. Evet, teşekkür ediyoruz. Sevgili başkanım, değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Uzatmadan hemen konuya gidelim. Ömür bitmez, ömür bitiyor, dönemler bitmiyor. Bir dönem sonuna daha geldiniz. Seneye tekrar umarım buluşuruz. Ben ilk dönemselliği 1974 yılında duydum. Muhasebe hocam gelip söylemişti. Nedir, ne değildir derken bugünlere kadar geldik. Evet, bugün de 3 tane değerli konuşmacı. Profesör Doktor Cemal İbiş, varlık ve kaynakların dönem sonu değerleme ve muhasebe işlemlerini birinci sırada açıklayacak. Sonra ikinci sırada sevgili YMMS'deki Gündüz Üstad, özellik arz eden dönem sonu değerleme muhasebe işlemleri ve güncel ortamda yaşanan sorunlardan bahsedecek. Sonra sevgili yeminli mali müşavir Emre Kartaloğlu da dönem sonu işlemleri ve olayın vergi boyutuna değinecek. Normal olarak hedefimiz 3.30'da ara vermek, konuşmaları bitirip yarım saatlik bir aradan sonra 4'te tekrar başlayacağız. 4'te 16 ile 17 arasında soru cevap olarak 17'de bitirmeyi hedefleyeceğiz. Dolayısıyla sorularınızı saat arada daha doğrusu yazılı olarak vermenizi rica edeceğim. Başladığımızda ikinci oturuma sizlere yardımcı olacak yanıtlar gelebilmesi için. Peki, başlayalım o zaman. Sevgili Cemal Hocam, buyurun. Süreniz 30 dakika. Sevmedi tabii, tepki verdi mi?
Efendim herkese iyi günler diliyorum. Sayın başkanlar, sayın kurul üyeleri, çok değerli meslek mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan önceki dönem sonu işlemlerinde ben oturum başkanlığı yapıyordum, işim rahattı. Şimdi hocam oturum başkanlığına geçince, süreyi de 30 dakika verince benim tepkim merak ediyor. Hocama saygım sonsuz. Biraz sonra göreceğiz kimden tepki gelecek. Efendim, dönem sonu işlemleri, bu konu bana anlatın denildiğinde, şimdi hocam da dakika 30 deyince düşünüyorum nasıl yapayım diye. Bu temelin fıkrası aklıma geldi. Bir gazete ilanında 30 yaşını geçmemiş, İngilizce bilen, tecrübeli muhasebeci aranıyormuş. Temel'de gitmiş, müracaat etmiş. Sormuşlar kaç yaşındasın? 35 demiş. İngilizce biliyor musun? Bilmiyorum demiş. Peki bu işe uygun musun? Uygun olmadığımı söylemeye geldim demiş. Şimdi ben de 30 dakikada aslında bu işi yapamayacağımı söylemek için buraya çıktım. Tabii şöyle, Necdet Hocam benim hocam, bende emeği büyüktür, hala var. Dönem sonu işlemlerini biz Marmara Üniversitesi'nde birinci sınıfta haftada 4 saat, 2 yarı yıl olmak üzere dönem içi işlemlerini anlattıktan sonra ikinci sınıfta yine haftada 4 saat, 2 yarı yıl sadece dönem sonu işlemleri anlatıyoruz. Hala program böyledir. 30 dakika içinde ben size anlatacağım inşallah. Peki ne yapacağım? Şöyle yapacağım. Bu sunumu hazırlarken dün akşam saat 5'e kadar oturdum. Yağmur yağdı. Bayağı hava kötüydü. Ve 80 slaytlık bir sunum hazırladım. Burada anlatayım diye. 30 dakikada da sığdıracağım bunu. Tekrar ediyorum. Bu sunum 31-12-2012 esas alındığı için vergi mevzuatıyla sınırlı tutuldu. Zaman kısıtı nedeniyle önemli olduğu görülen konular hatırlatma amaçlı verilmiştir. Soru cevap faslında sizlerin soru sormasına da yol açmak için hazırlanmıştır. Sizlere önerim şu: İSMO'nun web sayfasında e-enstitüde dönem sonu işlemleri e-eğitime videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada konu çok iyi bir şekilde anlatılıyor. Ve burada verilen bilgiler yarın uygulamaya geçildiğinde, efendim biz uyguladık ama başımıza bir sorun geldi demeyin diye de bilgilendirme amaçlı diyorum. Bunu yapıyorlar biliyorsunuz. Birçok danışmanlık firması verdikleri bilgilerden eğer siz bir zarar görürseniz o zarar size aittir diyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Dönem sonu işlemleri, bir diğer de işte envanter ve değerleme işlemleri gerekliliği ve önemi niçin yapılıyor? Aslında bana göre bütün bir yılın, bir birden başlayan yılın 31-12'ye doğru giden o süreç içerisinde 31-12'de bir temizlik harekatı, adeta bayramda evimizi temizler gibi muhasebede bir yıl içerisinde yaptığımız işleri, çalışmaları bir daha gözden geçirmek ve bunun sonucunda da yeni yıla girerken hem mevcut yılın sonuçlarını tertemiz bir şekilde, doğru bir şekilde çıkartmak, hem de yeni yılı
yeni bir sayfayla açmaktı. Efendim bunun tabii akademik olarak bakıldığında muhasebe tekniği açısından gerekliliği vardır. Dönemsellik kavramı nedeniyle. İşletme yönetim ve ortakları açısından gerekliliği vardır. Yönetim muhasebe verilerine alacağı sonuçlara göre kendi performansını belirleyecek. Ortaklar da o şirketin performansını görecek, yönetici de değerlendirecek, onunla belki çalışıp çalışmama kararını da verecek. Bu sonuçlara göre yasal düzenlemeler, vergi usul kanunu ve ticaret kanunu yapılmasını biliyorsunuz, SPK'yı da bunun içerisine koyabiliriz. Zorunlu kılıyor, yasal düzenleme açısından yapılması lazım ve ülke ekonomisi açısından yapılması lazım. Ekonomiyi oluşturan her bir işletme bir dokudur. Bu işletmeler ne kadar verimli çalışıyor? O sonuçlar birleştirilerek ekonominin genel gidişatı, planlaması, gözetimi, kontrolü hakkında da bilgi almak mümkündür. Ve şöyle bir şeyle bitiriyorum. Diyorum ki envanter ve değerleme, yani dönem sonu işlemleri yapılmaksızın muhasebe döneminin kapatılması sakıncalıdır. Kapatılmaması lazım bana göre. Peki nedir envanter? Buna çok fazla girmeyeceğim. Envanter, vergi usul kanunu 186. maddesi, sadece hatırlatma amaçlı söylüyorum. Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek suretiyle işletmenin sahip olduğu iktisadi kıymetleri, yani mevcutları, alacakları ve borçları müfredatlı bir şekilde tespit ve takdir etmektir. Şu kadar ki diyor, ticari teamüle göre tartılma, sayılması, ölçülmesi mutat olmayan malların değerleri tahminen tespit olunur. Mevcutlar, alacaklar, borçlar işletmeye dair iktisadi kıymetlerdir. Yani işletmenizde gidin, mevcutlarınızı, alacaklarınızı, borçlarınızı sayın, ölçün, tartın, miktarını bulun. Mevcudu tespit edin. Sonra bu miktarı bir değerleme ölçeğiyle paraya çevirin. Gerçek durumu, gerçek mevcut alacak borcu bulduktan sonra kayıtlarla karşılaştırın. Kayıtlarınızla gerçi uygun hale getirin. Kısaca bu. Kimler yapar? Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, ticari şirketleri kurumlar vergisine tabi olup bilanço esasına göre defter tutan tüzel kişiler, işletme hesabı esasına göre defter tutup emtia üzerine iş yapan vergi mükellefleri. Hangi sırada yapılmalıdır? Bunun da bir kronolojik sırası var. Dönem içi işlemleri birbirinden başlar, 31-12'ye kadar devam eder. 31-12'de genel geçici mizanın çıkartılmasıyla birlikte dönem sonu işlemleri başlamış olur. Genel geçici mizan düzenlenir. Sonra muhasebe dışı envanter işlemleri yapılarak iktisadi kıymetlerin gerçek durumu tespit edilir. Muhasebe dışı envanterle tespit edilen gerçek durumlar kayıtlarla karşılaştırılır. Varsa farklılıklar bulunur. Bulunan farklılıkların sebeplerine göre düzeltme ve sınıflandırma kayıtları muhasebe defterlerinde yapılır. Ki buna muhasebe içi envanter diyoruz. Bu düzeltme ve sınıflandırma kayıtlarından sonra kesin mizan, defterlerden kesin mizan çıkartılır. Kesin mizan artık kesindir. Orada yapılan envanter çalışmaları, fiil envanter, muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter sonucunda artık sorumlu, sıkıntılı bir konu kalmamıştır. Mali tablolar düzenlenir, defterler kapatılır, yeni dönemin defterlerine geçilir. Değerleme var. Envanter iki aşamadan oluşuyor bildiğiniz gibi. Birinci aşaması miktar tespiti, ikinci aşaması da envanterin bu miktarların paraya dönüştürülmesi. Değerleme miktarın parayla ifadesidir. Aslında şöyle tanımlar hatırlıyorum ben. Bilanço değer adı verilen taşlardan örülmüş bir yapıdır diye tanımlarlar. Envanterin belki en önemli kısmı miktar tespiti, çünkü objektiftir. Ama o miktarın paraya çevrilmesi yönü çok daha önemli gibi geliyor bana. Ben burada kaç tane sandalye var, kaç tane koltuk var desem, 5 arkadaş, saymayı bilen 5 arkadaş ki biliyoruz, saysak aynı sayıyı söyleriz. Ama ya bu koltukların fiyatları, değerleri nedir diye sorsam, 5 arkadaşın 5'i de farklı fiyat verebilir. Değer bu anlamda
envanterde ya da dönem sonu işlemlerinde çok önemli bir konudur. Vergi usul kanunu 186. maddesinde tanımlamış, diyor ki değerleme vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. Vergi matrahına yönelmiştir. Vergi yasası, vergi usul kanunu 186. Tespit için mükelleflerce vergi usul kanunu yer alan değerleme ölçüleri kullanılarak yapılan işlem takdir ise, tespit bu takdir ise mutat değerleme ölçüleri kullanılarak değerleme yapılmadığı durumlarda idare tarafından yapılan takdir işlemidir. Tespit takdir. Kısaca değerleme miktarın paraya dönüştürülmesi ya da miktarların paralel ifadesi. Burada da bir takım kuralları var. Değerleme günü, bizim vergi usul kanunumuz bilanço günü diyor. 31.12 şey olarak kurumlar yönünden. Değerlemede teknik ilkesi, her bir iktisadi kıymeti tek tek değerleyin der. Bunun bir istisnası toplu değer, toplu değerleme yapmaktır. İşte oyuncak toplar, aynı fiyattan olan mendiller tek tek değil toplu olarak değerlenebilir. Değerlemede tek ölçek, yani değerleme yaparken hangi iktisadi kıymeti hangi ölçekle değerleyeceğinizi iyi bilmelisiniz. Bu bir ilkedir. Her değerleme için farklı bir ölçek kullanmak gerekebilir. Her ayrı iktisadi kıymet için. Gerçekleşmeyen kar zarar var değerlemede. Bu ihtiyatlılık ya da muhafazakarlık kavramının bir sonucudur. Gerçekleşme ihtimali olan gider ve zararları kayıtlara alın. Örneğin şüpheli alacak karşılığı. Diğer taraftan gerçekleşmesi muhtemel gelir karlar varsa bunları kayıtlara almayın. İhtiyatlılık kavramı. Bu da değerlemede bir ilke. Değerleme ölçüleri sayılmıştır. Hangi iktisadi kıymetlerin hangi ölçekle değerleneceği bizim vergi usul kanunumuzda var. 8 değerleme ölçeği. Buna bir de alış bedeli var. Hisse senetlere, gerçi tanımlanmıyor vergi usul kanunda benim gördüğüm kadarıyla, ama bir de alış bedeli var. Hisse senetleri bugün biliyorsunuz bizim sistemimizde alış bedeliyle değerlenir. Efendim bunlara kısaca bir bakalım. Maliyet bedeli, vergi usul kanunu 262. Neler değerlenir? Gayrimenkuller, demirbaş eşya, özel maliyet bedeli, zirai mahsuller ve hayvanlar. Maliyet bedeli. Borsa rayici ile değerlenecek. Eğer rayici varsa tabii iktisadi kıymetin. Yabancı paralar, ki biliyoruz bizim ülkemizde yabancı paralar için bir borsa rayici yok. Bu durumda ne yapıyoruz? Maliye Bakanlığı'nın ilan ettiği kurlarla efektif kur ve döviz alış kurlarıyla nakit paraları efektifle alacakları döviz alışta Maliye Bakanlığı ilan ettiği kurlarla değerliyoruz. Devlet tahvili hazine bonoları, varsa borsası onları borsa rayici ile borsadaki işlem fiyatıyla değerliyoruz. Tasarruf değeri var. Alacak ve borsa senetleri res kontunu bunu yapıyoruz. Sahibi için değerleme gününde arz ettiği gerçek değer. Mukayyet değer muhasebe kayıtlarında görülen değerdir. Biliyorsunuz vergi usul kanunu 265. Senetsiz alacak ve borçlar, res kont uygulaması yapılmayan senetli alacak borçlar, biliyorsunuz senetli ticari nitelikte olan senetli alacak ve borçlar eğer istenirse mükellef tarafından res konta tabi tutuluyor. Tutulmuyorsa mukayyet değerle değerlenecek. İlk tesis ve taazzuf, ilk kuruluş ve örgütlenme giderleridir bu. Yasadaki tabiri bu olduğu için söylüyorum. Peştemallık, bu da şerefiyedir. Bunlar da mukayyet değer. Aktif ve geçici hesaplara ilişkin kıymetler, işte bunlar da çeşitli tahakkuklar, gelecek ay yıllara ait gelir giderler. Karşılıklar keza mukayyet değer. İtibari değer var. Üzerinde yazılı olan değer. Bu da kasanın değerleneceği bir ölçek. Vergi değeri, vergi mevzuatında gösterilen değer. Bu da bina ve araziler için. Raiç bedel var. Piyasa değeri de diyebiliriz belki buna. Veraset intikal vergisi kanunu 10C maddesinde yer alan menkul kıymetler ve gemiler. Emsal bedeli ve ücreti, vergi usul kanunu madde 267, gerçek bedeli olmayan bilinmeyen iktisadi kıymetlerin değerlemesinde daha çok emtia için yapıyoruz, ticari mal için. Ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esası, takdir esası ve alış bedeli, bu da hisse senedi, yatırım fonları. %51'inden fazlası Türkiye'de ki borsada işlem gören hisse senetlerine yapılmış yatırım fonlarının katılma belgeleri. Şimdi bazı önemli şeyler var, mesajlar var. Burada size vermek istediğim, dikkat edilmesi gereken konular bana göre. Kasa hesabında özellik arz eden dönem sonu işlemleri. Kasa
kasa hesabı borç bakiyesi verir. Kasa hesabının alacak bakiyesi vermesi eğer bir yanlışlık yoksa çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Vergi Kanunu 30'a 4'e göre resmen takdir nedeni olabilir. Ve cezalı tarihata yol açabilir. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Aktif hesap, borç bakiyesi. Buna dikkat etmek lazım. Kasa sayım noksanı nedeni bulunamıyorsa, kanunen kabul edilmeyen gider olarak nedeni bulunmuyorsa, 689 diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabına atılarak kapatılmalı. Kasa sayım fazlasının nedeni bulunamıyorsa, önce geçici hesap, sonra oradan nedenini bulamıyorsak, 679 diğer olağan dışı gelir ve gider ve zararlar hesabına gelir ve karlar hesabı 679 diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabına atılıp matraha dahil edilmesi gerekiyor. Burada dikkat edin, kasa noksanlı kanunen kabul edilmeyen gider, vergi yasası kabul etmiyor ama fazlayı matraha ilave et ve bunun vergisini öde diyor. Kasa bakiyesinin İşletmenin büyüklüğüne, iş hacmine ve işlemlerin yoğunluğuna uygun bir rakamda olması gerekiyor. Kasa bakiyesi yüksek ise dönem sonunda, efendim işte 50 bin, 100 bin neyse, mantık şu, işlerin olağan akışında böyle bir şey olmayacağı ve İnceleme elemanları tarafından transfer fiyatlandırması yapıldığı ya da örtülü kazanç dağıtımı sayılarak cezalı tarihata gidebilirler. Kasa bakiyesinin dönem içinde uzun süre yüksek tutarda olması halinde bunun adatlandırılarak gelir yazılması tavsiye ediliyor. Kasada 8 bin lirayı aşan tahsilat ve ödemelerin banka, PTT veya katılım bankaları aracılığıyla yapılması gerekiyor biliyorsunuz. Bu zorunluluğa uymayan mükelleflere her bir işlem için mükerrer 355. maddede belirtilen özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Eğer varsa yanlış kayıtlar, bunların düzeltilmesi gerekiyor. Yabancı paralar kasası, dolar, euro vesaire, burada bunların değerlemesinin dönem sonunda Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen kurlarla yapılması gerekiyor. Burada L'ye çıkacak kur farkları 646 kambiyo karları hesabına, zararlar ise 656 kambiyo zararları hesabına kaydedilmesi gerekiyor. Ve tabi vergiye tabi. Bankalar hesabına baktığımızda önemli, hızlıca geçmeye çalışıyorum. TL mevduat mukayyet değerle değerlenir. Yabancı para ise yine Maliye Bakanlığı'nın 31 Aralık itibariyle ilan edeceği kurlarla, döviz alış kuruyla değerlenecek. Muhasebe kayıtlarıyla banka ekstrelerinin mütabakatının sağlanması gerekiyor. Vadeli banka mevduatlarının ve repo işlemlerinin kıst döneme, yani hesabın açıldığı tarihle dönem sonu arasında geçen süreye ait kısmının hesaplanıp faiz geliri olarak kaydedilmesi gerekiyor 31.12'de ve vergi matrağına ilave edilecek. Vadesi değerleme gününden sonra ancak vergi beyannamesinin gelir ya da kurumlar vergisini verme tarihinden önce dolan repo ve vadeli mevduat hesaplarında kıst olarak hesaplanıp gelir kaydedilen faizlere isabet eden gelir vergi stopajları mahsup edilebilir biliyorsunuz. Banka kredilerinin dönem sonu değerlemesinde dönem sonuna kadar işlemiş olan faizleri de kredilerde, bu kez mevduatta gelir yazıyoruz. Kredilerde de yine krediyi kullandık, dönem sonuna kadar geçen süreye ait faizi hesaplayıp onu da gider yazabiliyoruz. Menkul kıymet hesaplarında özellik arz eden dönem sonu işlemleri kısaca 279. maddesine göre biliyoruz. Bazı menkul kıymetler borsa raciyle varsa tabi, devlet tahvili, hazine bonosu, eurobondlar, bazı menkul kıymetler hisse senedi alış bedeliyle, alış bedeli tabi burada satın alma ile ilgili giderlerin alış bedeline dahil edilmemesi gerekiyor. Çünkü maliyete gidersiniz bu öyle olursa. Bazı menkul kıymetlerde devlet tahvili, hazine bonosu, eurobondlar gibi borsa raiçleri yoksa kıst alındığı tarihten dönem sonuna kadar geçen süreye ait faizden hesaplanıp gelir yazılması gerekiyor.
Alacak hesaplarında özellik gösteren bazı dönem sonu işlemlerini kısaca üstünden hızlıca geçmek istiyorum. Şüpheli ve değersiz alacaklar dışında kalan alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Ticari nitelikteki senetli alacaklar reeskonta tabi tutulabilir, isteğe bağlıdır. Borsa, efendim, bankerlerde, sigorta şirketlerinde zorunlu ama diğerlerinde isteğe bağlıdır. Dövizli alacaklar Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan kurlar esas alınarak TL'ye çevrilerek kur farkları gelir veya gider olarak kayıtlara alınır. Şüpheli alacaklarla ilgili dava icra safhasında veya yazıyla birden fazla defa istenilmesine rağmen tahsis edilemeyen alacaklardır bunlar. Bunlara biz tespit edip karşılık yoluyla gider yazabiliyoruz. Karşılık ayırmanın koşulları var. Bilanço esasına göre defter tutulmalı. Alacak ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve devamıyla ilgili olmalı. Alacak değerleme günü itibariyle şüpheli hale gelmiş olmalı. O tarihe kadar. Alacak dava ve icra safhasında bulunmalı ve takibat ciddiyetle yapılmalı. Ben sadece müracaat ettim. Bu yeterli bulunmayabilir. Onu da söyleyelim. Şüpheli alacak ayırmanın koşulları yine alacağın dava ve icra takibine değmeyecek tutarda olması halinde birden fazla defa istenmesine rağmen ödenmemiş olması, bunu ispat etmeniz lazım. Alacak tahakkuk etmiş olmalı, yani daha önce hasılat olarak defterlere kaydedilmiş olmalı. Alacak değerleme günü itibariyle teminatsız olmalı. Teminat varsa teminat düşüldükten sonra kalan tutar için karşılık ayrılabilir. Kampanyalı satışlardan doğan alacaklar ve avans mahiyetindeki alacaklar için karşılık ayrılmaz. 334 sayılı vergi kanunu genel tebliğine göre alacağın ilgili dönem kayıtlarına girmiş olması ve KDV beyannamelerinde beyan edilmiş olması şartıyla KDV içeren şüpheli alacaklar da katma değer vergisi için de karşılık ayrılabilir. Aciz vesikasına bağlı alacaklarda alacağın tamamı için değil, bu vesikada yer alan tutar kadar karşılık ayrılabilir. Aciz vesikasında tamamı değil, aciz vesikasına bağlanan tutar kadar. Yurt dışından alacaklar için dava açıldığının dış temsilcilikleri onaylatılması şartıyla karşılık ayrılabilir. Döviz endeksli veya döviz cinsinde olan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmasına karar verilmesi halinde dövizli alacaklar için bu alacağa bağlı olarak ortaya çıkan kur farkları da şüpheli alacak olarak kabul edilerek karşılık yoluyla giderleştirilebilir. İştiraklerden olan alacaklar için karşılık ayrılabilir. Şartları taşıması kaydıyla iflas halinde kişilerden olan alacaklar için karşılık ayrılabilir. Ferdi işletme ve şahıs şirketlerinde şirketin ortaklarını alacaklar için karşılık ayrılamaz. Ferdi işletme ve şahıs işletmelerinde sınırsız sorumluluk var biliyorsunuz. Şahıs şirketlerinde olan alacaklarda TTK hükümlerine göre tüm ortaklar bütün mal varlıklarıyla müteselsilen sorumlu olduklarından şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için şirket tüzel kişiliği ve ortakların hepsi için takibata geçilmiş olması gerekmekte. Yine özellikli durumlar, ciro edilmek suretiyle gelen senet bedelinin ödenmemiş olması durumunda ciroyla dolaşa dolaşa size geliyor. Şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için bu senedi ciro eden kişi hakkında da takibe geçilmiş olunmalıdır. Kefalete bağlı olan alacaklarda asıl borçlunun yanı sıra kefil nezdinde de takibata geçilmiş olunmalı. Hatır senetleri için şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz. Değersiz alacaklar, evet, kazaya bir hüküm veya kanaat verici bir belgeye göre artık tahsiline imkan kalmayan alacaklardır. Alacak değerini kaybetmiştir. Şartları nedir bunun? Alacak bilançoya işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari veya zirai kazançla iştigal eden işletmeler ait olmalı. Alacak ticari işte veya işletme ile ilgili olmalı. Alacağın tahsili kazai bir hüküm, bir yargı kararı veya kanaat verici bir vesikaya göre imkansız hale gelmeli. Alacak ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve devam edilmesi ilgili olmalı. Kanaat verici belgelerin neler olduğu var? Hızlı geçeceğim. Biraz sonra hocam beni uyaracak. Ben onu rahatsız etmeyeyim. Özellikli konular var. Bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi için tüm hukuki yolların, tahsilatı ile ilgili tüm hukuki yolların tüketilmiş olması lazım. Alacağın değersiz hale geldiği yıl hesaplarına gider yazılması gerekir. Aksi takdirde izleyen yıllarda dikkate alınması bir takım sakıncalara yol açabilir. Değersiz alacaklar daha sonra tahsil edilirse tahsil edildiği yılın
geliri olarak kayıtlara alınır. Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler ders hale gelen alacaklarını ders hale geldikleri yıl mukayyetlerle zarar yazarlar. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler de defterlerine bu tutarları gider yazabilirler. KDV içeren ders alacaklarda KDV'de ders alacak olarak kabul edilir. Reskont var. İhtiyaridir. Ticari nitelikte olması lazım. İç iskonto formülüne göre reskont hesaplanması lazım. Faiz oranı senette varsa o oran, yoksa Merkez Bankası'nın resmi iskonto oranı en son benim yanlış hatırlamıyorsam baktığımda %16,5. Reskonto özellikli durum var. Bankalar, banker sigorta şirketleri dışında kalan bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için ihtiyari. Reskonto tabi tutan alacak senetlerini reskonto tabi tutuyorsanız borç senetlerinde tutacaksınız. Kısmi olmaz. Yani bir kısmını tutayım, bir kısmını tutmayayım. İstediğiniz kadar yok. Yabancı para cinsinden senette alacak ve borçlarıyla bankalara teminata ve tahsilata verilen senetler için reskont hesaplanabilir. Kampanyalı satışlarla ilgili olarak alınan senetler, hatır senetleri, vadeli çekler, yıllara sahip inşaat işleri dolayısıyla alınan senetler, müfristen olan alacaklar, vadesi belli olsa dahi senetsiz alacak ve borçlar için reskont hesaplanamaz. Senet tutarı KDV içeriyorsa KDV hasılat unsuru olmadığından reskont işlemi yapılırken bu kısım senet bedelinden düşüp düşürmeyeceği konusu tartışmalıdır. Evet, ben reskontu geçeceğim. Ortaklardan alacaklar var. Bunların adatlandırılarak faiz yürütülmesi gerekiyor. Faiz oranı olarak işletmenin kullandığı krediler varsa bu krediler için katlandığı faiz maliyetleri esas alınır. Diğer durumlarda yoksa kullandığı kredi reskont faizi, belirlenen reskont faizi veya ortalama banka faiz oranları dikkate alınabilir. Makul bir oran. Ortaklardan alacaklar hesaplanacak faiz tutarının işletme tarafından ilgili ortağa faturalanması ve fatura üzerinden de KDV hesaplanması gerekir. Aksi yönde görüşler mevcuttur. Gelecek ay yıllara ait giderler, dönemsellik gereği döneme ait giderlerin o dönemde kalması, o dönemi ilgilendirmeyen, gelecek dönemleri ilgilendirenlerin ilgili hesaplarına alınması lazım. Bunun üzerinde çok durmayacağım. Şey gelirse cevaplarım. Verilen avanslarda özellik arz eden dönem sonu işlemleri, mukayyet değerli değerlerin yabancı para avansları değerlenip değerlenmeyeceği konusunda farklı görüşler var. Alınan avanslar aynı şekilde. Kıdem tazminatı karşılık ayırdığınızda kanunen kabul edilmeyen giderdir. Ancak ödenirse kıdem tazminatı vergi yasaları açısından gider kabul edilmekte. Benim şahsi görüşüm ayrılması yönündedir. Bilançonun biraz daha kendine gelmesi açısından, yani biraz daha bilgi vermesi açısından, asıl amacını gerçekleştirmesi açısından. Çünkü kanunen kabul edilmeyen gider yazarsınız. Vergiye herhangi bir etkisi yoktur artı eksi nedeniyle. Ayrılması, karşılık ayrılmasının ben yararlı olacağını düşünüyorum. Stoklar var, ticari mallar, ticari mallar. Maliyetle değerleniyor. İşte maliyette soru gelirse cevaplarım. Neler giriyor? Evet. Emtiyana stokları girişinden sonra ortaya çıkan malın muhafazası için yapılan depo kira giderleri veya amortisman tutarı, ambar memurun ücreti, bunlar, bu masraflar maliyete dahil edilmiyor. Evet. İskontolar konusu var. İskontoları maliyete ilişkilendirmek lazım. Muhasebe döneminde alınan toplam ticari mal üzerinden yapılan iskontolar, ciro primleri gibi maliyette ilişkilendirilmez, doğrudan gelir yazılır. Ciro primine karşılık bedelsiz mal gönderilmesi halinde ciro primi gelir yazılırken bedelsiz alınan malın bu prim alış bedeli üzerinden işletme aktifine, yani stoklara alınması gerekir. Vade farkları var. Alış sırasında hesaplanan vade farkları ticari malların maliyetine ilave edilmeli. Alındıktan sonra ödemenin gecikmesine bağlı olarak doğan vade farkları ise finansman gideri niteliği nedeniyle bunlar doğrudan fatura karşılığında doğrudan gider yazılabilir. Kredi faizleri var. Evet. Kredi faizlerinden, yıl içinde kullandıkları kredi faizlerinden ticari mal stoklarına pay vermek zorunda değildirler. Ancak dileyen işletmeler
stoklara, ticari stokta bulunan ticari mallara isabet eden kısmı maliyete, ticari mal maliyetine alabilir ya da stok maliyetine alabilir. İthal edilen ticari mala ilişkin olarak ortaya çıkan kur farklarından ithal edilen malda ticari malların işletme stoklarına girdiği ana kadar olan kısmın ilgili ticari mal maliyetine dahil edilmesi zorunlu. Ticari malların tespiti açısından bedelin ödenmesi önem taşımamaktadır. Çalışılmayan kısım amortisman ve giderleri var. Maliyetle ilgili grev, lockout, bakım gibi nedenlerle üretimin kısmen veya tamamen durduğu dönemlerde ortaya çıkan imal edilen malın üretimiyle ilgisi bulunmayan bu tür giderlerin ya da harcamaların maliyet hesaplarında çıkartılıp çalışılmayan kısım giderlerine alınması önemli. Kaybolan, çalınan mallar var. Kaybolan veya çalınan mallar maliyet bedelleri, kaybolma veya çalınma olayının polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanması halinde kanundan kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınır. Kaybolma veya çalınma olayının polis raporu veya benzeri belgelerle kanıtlanamaması durumunda bu mallar işletmeden çekilmiş kabul edilir ve fatura düzenlenerek emsal bedellerin hasılat yazılması gerekir. Polis raporu önemli. Sigortalı olması halinde kaybolan ya da çalınan malın maliyet bedeli alınacak sigorta tazminatı arasındaki olumsuz fark kanundan kabul edilmeyen gider yazılır. Olumlu fark gelirdir. Kaybolan, çalınan malın kanundan kabul edilmeyen gider yazılan maliyet kısmına ilişkin KDV indirim konusu yapılamaz. Bu kanundan kabul edilmeyen gider yazılması gerekir. Değeri düşen mallar emsal bedelle değerlenir. Evet, bunun emsal bedeli belirlenirken o değer düşüklüğünün ticari faaliyetin normal icapları çerçevesinde olması gerekir. Bununla ilgili soru gelirse cevaplarız. Filo oranlarının tespiti ve geçerli oranların uygunluğu var. İşletmenin gerek üretim gerekse ticari filo oranlarının tespiti yapılmalıdır. Dönem sonunda önemli bir konu. Fiili filo oranları şirketteki imalatın yapısına, benzer sektörlerdeki nispetlere, kapasite raporundaki prensiplere ve varsa sanayi ticaret odası kriterlerine uygun olmalı. Yine varsa resmi filo oranlarını aşmamalıdır. Aksi halde uygulanan filelerin iktisadi, ticari ve teknik icaplara uygun olduğunun izahı, açıklaması gerekebilir. Makul oranlardaki fileler dönem sonuç hesaplarında gider veya maliyet olarak dikkate alınabilir. İmalat artıklarının değerlemesi var. Vergi Kanunu 278. maddesi uyarınca maliyetten hesaplanması mutat olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeliyle değerlenmeli. Nedeni bulunamayan stok sayım fazlaları noksanlarının durumu, bu kasada olduğu gibi eğer stok sayım tesellim fazlaları, bir defa bunlar birbirinden mahsup edilemez. Yani bir tarafta stok sayım noksanı var, bir tarafta fazlası var. Bunları mahsuplaştıralım, netleştirelim. Böyle bir şey yok. Stok sayım fazlaları 679 diğer olağan dışı gelir ve karlar hesabına gelir olarak kaydedilir ve matraha ilave edilir. Sayım noksanları 689 diğer olağan dışı gider zararlar hesabına kanunen kabul edilmeyen gider olarak kaydedilmesi gerekir. Duran varlıklar var. Duran varlıklarda değerleme, maliyet. Maliyete neler girer? Soru gelirse söyleriz. Binek otomobil alımında ödenen KDV'nin indirimi mümkün olmayıp gider veya maliyet yazılması gerekiyor. Katma değer vergisi kanunu 358. maddesi. Sabit kıymet alımı ve yatırımı dolayısıyla doğan kredi faizlerinin ve kur farklarının durumu var. Evet, kredilere ilişkin faiz giderleri yurt dışından döviz kredisi ile sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının aktifleştirme tarihine kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi, aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise seçimlik hak olarak doğrudan gider yazılması veya maliyete intikal etme suretiyle amortismana tabi tutulması gerekiyor. 163 sıra numaralı vergi kanunu tebliği. 334 sıra numaralı tebliğe göre de kurlarda meydana gelen düşüş sebebiyle lehte oluşan kur farklarında aktifleştirme işleminin gerçekleştiği dönem sonuna kadar oluşan kısmının maliyetten düşülmesi yükselirse ilave et, düşerse bu kez maliyetten düş. Aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise kambiyo geliri olarak değerlendirilmesi veya maliyetten düşülmek suretiyle kalan tutar üzerinden amortismana tabi tutulması gerekir.
daha sonraki dönemlerde seçimlik olarak hangi hak kullanılmışsa o yönteme göre istikrarlı bir şekilde devam edilmesi gerekir. Amortisman var. Amortismanda söyleyeceğimiz efendim amortisman için özellikli konularda şöyle bir bakıyorum. İle kullanma şartı yok. Onu söyleyelim. Ödeme kaydedici cihazlarda %100 biliyorsunuz. Evet. Süresini doldurmuş bulunan iktisadi kıymeti satın alırsanız onu yeniden amortismana tabi tutabiliyorsunuz. Fevkalade amortisman var. Yangın, deprem, su basması, yeni icatlar, teknik verim kıymetleri düşmesi ya da cebri çalışmaya tabi tutulduğu için normalden fazla aşınanlarda burada Maliye Bakanlığı'nın görüşü ve ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak her işletme için işin mahiyetine göre fevkalade amortisman oranı belirlenir ve mükellefler bununla oran dediği de zaten işte şu kadarı diye ya da tamamı bunu şey yaparlar, itfa ederler. Fevkalade amortisman koşullarının gerçekleşmesi durumunda normal amortisman oranlarından daha yüksek amortisman ayrılır. Peki, fevkalade amortisman uygulanan dönemde ayrıca normal amortisman ayrılmaz. Evet. Fevkalade amortisman ayrılmak için Maliye Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor. Aksi takdirde başınıza sorun gelebilir. Yenileme fonu var. Amortisman tabi iktisadi kıymetlerin satışında oluşan kar veya sigorta tazminatından ilave artı gelen tutar bilançonun pasifinde 3 yıl süreyle tutulabilir. Yenileme fonu bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için söz konusu. Elden çıkarılan ve yerine alınacak olan kıymetin aynı nitelikte olması gerekir. Kamyon sattınız, yenileme fonu ayırdınız, yine kamyon ya da o fonksiyona uygun bir alım yapılması gerekir. Elden çıkarılan kıymetin yenilenmesi zorunlu olması veya yenilenmesi konusunda karar verilmiş olması gerekir. Yeni iktisadi kıymet, elden çıkan iktisadi kıymetin aynı nitelikte olması lazım. Peki ayrılan fon, yeni alınan amortisman tabi iktisadi kıymetin amortismanlarından kullanılır ya da mahsup edilir. Yenileme fonu 3 yıl içerisinde kullanılmalıdır. Gelir tahakkukları, gider tahakkukları, döneme ait oluşan bütün gelir tahakkukları tespit edilmeli ve kayıtlar alınmalı. Yine bütün gider tahakkukları, kira gideri, faiz, vade farkı gibi giderler, elektrik, su, doğalgaz, telefon, gelirler de verdiği borçlar nedeniyle hesaplanan, işte ana şirket bağlı şirketlere borç veriyor, belli bir oranda kredi kullanmış, onlara yansıtması gerekir, bunu gelir olarak yazması lazım. Yine elektrik, su, telefon, gider yansıtmalarına oluşan gelirler, kira gelirleri, bunlar tahakkuk ettirilmesi lazım. Hocam beni hiç uyarmadı. Hocam çok teşekkür ediyorum size. Ben çok hızlı gittim. Çok teşekkür ederim. Çok hızlı gittim. Çünkü hani üstünden bir geçelim. Soru cevaba geldiğinde sorularınız olursa onları memnuniyetle cevaplarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, bu arada 38 dakika kullandın. Hiç hakkımı da yeme. Peki, teşekkür ediyoruz Cemal İbiş hocamıza. Dediği gibi üzerinden gitti, taradı, bazı yerlerde girdi çıktı yaptı. Tabii en önemli başlıkla da envanter temizliktir diye başladı. Tabii temizlik yaparken toparladığınız şeyleri halının altına süpürmemek kaydıyla. Şimdi Zeki Üstad, biraz evvel de söylediğim gibi özellik arz eden durumlar ve uygulamada karşılaşılan dikkati çeken durumlar konusunda bizi aydınlatacak. Buyurun Zeki Üstad'ım. Ben mi yapıyorum? Hocamız aslında
konuların üzerinden geçti. Bana da belki biraz fıkra anlatmak kaldı. Daha önceden anlattığım, 2 sene önce yanlış hatırlamıyorsam anlattığım bir fıkrayı bugün karşılaştığım bir arkadaşım tekrar anlatmamı istedi. Papa ölür, bütün hayatı ibadetle geçtiği için cennetle taltif edilir. Tabi cennete düşünce de kendisine haline münasip bir köşk tahsis edilir. Papa çok mutlu. İşte ömür boyu ibadet ettim, dua ettim, Allah'ın yolunda yürüdüm, sonunda da karşılığını aldım havasındadır. Sabah köşkünde uyanır, sağa bakar, yanında kendi köşkünü de içine alacak, adeta kendi köşkünü yanında kulübeye çevirecek ihtişamda bir başka büyük köşk ve köşkün bahçesinde bir havuz. Havuzun kenarında da bir bozayı, güneş gözlüğü, etrafında huriler dolaşıyor. Bir anlam veremez, birdenbire şaşırır, gözlerine inanamaz. Ama bir hışımla da Allah'ın huzuruna çıkar. İşte hani ne oluyor diye işin aslını öğrenmeye çalışır. Anlaşılır ki bu ayı sağlığında bir maliyeci yemiş. Ha bu ayını, boz ayı, terbiyeli ayı, kutup ayısıyla da hiçbir alakası yok. Papa ertesi sabah gene uyanıyor, sola bakıyor, gene ihtişamlı bir köşk. Köşkün bahçesinde tanımadığı dünyadaki dini alimler ya da bu alanda işte yaşayan, çalışan insanların hiçbirisine benzetemiyor. Çünkü hepsini aşağı yukarı bildiğini düşünüyor. Gene merakla soruşturuyor. Kimdir bu diyor. İşte Türkiye'den bir adam. Ne iş yaparmış? Yememeymiş diyor. La ilahe illallah. Bu yememelik ne? Hani papalık, kardinallık, bilmem şeyhlik, ulemalık da bu yememelik herhalde Müslümanlara özgü değişik bir dini bir şey diye düşünürken nedir bu adam, ne yapmış diyorlar. Vallahi diyorlar işte galu beladan beri cennetin hesaplarının altından kalkamıyordum. Bu adam geldi, 2 günde cennetin hesaplarını tasdik etti. Tasdik raporu verdi. Şimdi cennetle cehennem arasına Sırat Köprüsü'nü duble yol yapmaya karar vermişler. İhale açılmış, cehennem tarafı çok hızlı bir şekilde 6 ayda kendi bölümünü yarıya kadar getirmiş duble Sırat Köprüsü. Cennet tarafında hareket yok. İşte sonunda çağırmışlar görüşmeye, ne oluyor demişler. Vallahi aradık taradık, cennette hiç müteahhit bulamadık demişler. Ama tabii cehennem tarafı tazminat davası açıyor. Konuyu mahkemeye götürüyor. Mahkemeye gidiyorlar. Cennet tarafında hiç kimse yok. İşte bir tane melek öyle bir tarafta duruyor. Ama cehennem tarafında yüzlerce avukat. Gene cehennemde hiç avukat bulamamışlar. Pardon, cennette. Ben hem avukat, hem yeminli mali müşavir, hem de eski maliyeci olmam hasebiyle bütün bunları kendimle ilgili anlattım. Hiç kimseye sataşmadım. Öncelikle onları belirteyim. Değerli arkadaşlar, ben bugün olabildiğince geçen senelerde yaptığım gibi uygulamada karşılaştığım konulardan dikkati çekmek istediklerim, sizlerle paylaşmak istediğim konuların hızlıca üstünden geçmek istiyorum. Merak bir program adı aslında. Merkezi risk araştırma, katmanlaştırma, analiz, işte neyse onların kısaltmasına merak demişler. Artık mali idare bu program vasıtasıyla işletmeleri incelemeye alıp almama konusunda
bir ön elemeye tabi tutuyor ve ilk etapta incelemeye karar verirken bu program ilk seçimi yapıyor. Bu seçimi yaparken program nelere bakıyor? Program bilanço ve gelir tablosu kalemlerini kendi sektörüyle, vergi dairesiyle, bölgesiyle, değişik katmanlar itibariyle mukayese ediyor. Ve bu mukayese sırasında bilanço kalemlerinde, gelir tablosu kalemlerinde, beyanname kalemlerinde bir farklılık, olağan dışılık ya da diğerleriyle uyumsuzluk tespit ettiği zaman bunlara bir risk puanı veriyor. Risk puanı verdiği alanlarla ilgili olarak bir de çarpan işte katsayıları var. Hangi alanlarda daha çok problem çıkıyor ya da problem çıkabilme ihtimali varsa bir katsayıyla da çarparak puanlar buluyor. Belli bir puanın üstüne çıkmışsa herhangi bir kalemde ya da toplamda aldığı puana göre hangi öncelikle inceleneceği konusunda bir sonuca varıyor program. Ve riskli gördüğü alanlarla ilgili olarak da senaryolar yazıyor. Bu şundan olmuş olabilir, bundan olmuş olabilir. Hangi senaryolar akla en yakınsa onları da döküyor ve bu bir ön elemeden geçiriliyor. Programını ayırdıktan sonra bir ön elemeden geçiriliyor. Şu anda özellikle son 2 yıldır ağırlıklı olarak denetim elemanlarına seçilmiş incelemeler, yani böyle bir kapsamdan, taramadan geçilmiş incelemeler gönderiliyor ve inceleme elemanları onları tabii ki kendilerine gelen raporu ve yorumları da okuyorlar ama onlarla da bağlı olmaksızın incelemeye başlıyorlar. Bu konu önemli. Daha önceden belki elle gözle tarama yapılırken hasbelkader keyfe keder seçim yöntemi izlenirken şimdi hiç olmazsa daha karşılaştırmalı, mukayeseli elemelerin, taramaların yapıldığı, işin içine teknolojinin, bu tür yazılımların girdiği daha farklı bir incelemeye seçim dönemine girdik. Bunları özellikle bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani ortaklar cari hesabının şişkinliği, kasa hesabının şişkinliği, belki tarama sırasında göze batarsa problem haline gelecekken şimdi program tarafından otomatik olarak bütün beyannameler içerisinden ayrılıp bir kenara koyulabilir. Diğer risk elementleriyle beraber puanı yüksek bir şirketse seçilen daha hızlı incelemeye ya da işte kontrole tabi tutulabilir. Bir kere bunu bilmekte, müşterilerimizin de artık bunu bilmesinde fayda var. Mali idarenin inceleme, izleme alanları arttı. Artık çok çeşitli kaynaklardan, özellikle bu tek numara uygulaması sonrasında, bu numaraların hemen hemen her yerde, her işlemde kullanılmaya başlamış olması ve devletin bilgisayar altyapısının son derece hızla gelişiyor olması, çok çeşitli kaynaklardan mali idarenin de erişebileceği şekilde bilgi toplayabilme imkanını yarattı ve mali idare şu anda oturduğu yerde çok çeşitli kaynaklara girerek araştırma yapabilme, bilgi toplayabilme, bilgilerini karşılaştırabilme imkanına sahip oldu. Bunları da unutmamak gerekiyor. Yani artık erişebilme veya kolayca teşhis edebilme daha imkan dahilinde, daha genel, daha otomatik, daha bilgisayar yardımıyla kolay hale geldi. Bu arada gene belki bilgisayar altyapısıyla da ilgili mali idarenin bu fişleme geleneği devam ediyor. Adları zaman zaman değişiyor. İşte önce biz kara liste diyorduk. Yok sonra kara liste değil, başka bir liste dediler. Velhasıl işte ben ona artık fişleme diyorum. Bu devam ediyor ve her hal ve kârda şayet müşterileriniz herhangi bir nedenle bu listeye girmiş ya da bu listeye girmiş olanlardan alışveriş yapmışsa herhangi bir nedenle daha önce ödedikleri katma değer vergisini cezasıyla ödemek ya da o listeye girmiş olması nedeniyle
mali idarenin kara listesinde olması nedeniyle müşterilerini kaybetme, müşterileriyle problem yaşayabilme riskine sahip ya da riskini taşıyabilir. Geçen haftalarda okumuşsunuzdur, komik bir şey oldu. Aslında neredeyse tüm Türkiye listeye girdi. Şöyle ki, Türk Telekom'u gazetede çıktığı için bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Vergi mahremiyetiyle ya da benim öğrendiğim gizli bir bilgi değil. Listeye almışlar. Bu listeye zaten alınmak ya da girmek an meselesi. Herkes girebilir. Sadece şans girmemişseniz işte bir şekilde şanstan girmemişsinizdir. Türk Telekom'un listeye alınması demek, Türk Telekom'la ilişkili herkesin de dolaylı olarak listede olması. Bunun anlamı, Türkiye'deki bütün mükelleflerin, yani sabit telefonu olan bütün mükelleflerin veya dolayısıyla sabit olmayan işte diğer mobil telefonları da dahil edersek yine her halvekarda bütün mükelleflerin listeyle şöyle veya böyle bağlantıda olduğu bir garip durum ortaya çıktı. Velhasıl mali idarenin halihazırdaki bu liste meselesindeki yaklaşımı oldukça yanlış, mutlaka düzeltilmesi, mutlaka incelenmesi gerekiyor. Şu aralar halen dolu dizgin devam ediyor. Çok sayıda mükellef gereksiz yüklerle karşı karşıya ya da ticari itibar kaybı nedeniyle müşteri kayıplarıyla, gelir kayıplarıyla karşı karşıya. Bunların mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Bir hukuk devletine yakışmayan uygulamalar. Katma değer vergisi konularında maliye her gün problem üzerine problem adeta yaratıyor. Ki ben burada tarife dışı engeller diyorum. Gümrükte kullanılan bir ifadedir, ibaredir tarife dışı engel kavramı. Yasal olarak herhangi bir problem yokken tanımlanmamış bazı kavramlar, kurallar icat ederek olan ya da olabilecek bir şeyi engelleme. Katma değer vergisi iadesi konularında da hemen her gün yeni bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Daha önce oturmuş, bugüne kadar uygularken bir problem çıkmamış, hatta mali idare tarafından düzenleme yapılmış, yönlendirilmiş birçok konuda bugün yeni şeyler öğreniyor ve bu öğrendiğimiz yeni şeylerde de her seferinde katma değer vergisinin ya iade süreci uzuyor ya da iade alınacak rakam azalıyor. Bir de bu geçmişe dönük olarak cezalı, faizli problemler haline gelebiliyor. Bunlar artık gene mutlaka bir an önce düzeltilmeli. Aksi takdirde hukukilikten bahsedebilmek mümkün değil ve bu bir nevi mali idarenin vatandaşların üzerinden adeta faizsiz kredi kullanması gibi bir durum yaratıyor. İşi o kadar bu incelemeler sırasında saçma sapan boyutlara erişebiliyor ki, mesela az önce fotoğraf çektirdik, işte bize o da vakfa, eğitim vakfına fidan dikme karşılığı herhalde bir plaket hazırlanmış, o verildi. Şimdi bunu inceleme elemanları bir fidan ticareti diyebilir. Fidan ticareti dendiği zaman vakıf eminim, o da eminim ki makbuz almıştır vakıftan ve o makbuz karşılığında bağış yapılmıştır. Bu makbuz olmayacak, fatura olacaktı. KDV'ye de tabi olacaktı diye rapor yazılabilir. Ha, bu bir fantezi de değil. Bu camilerde biliyorsunuz şimdilerde cenazelerle ilgili hep masalar kurulur. Çeşitli dernekler, vakıflar orada bağış makbuzu karşılığında bağış toplar ve oraya bağışta bulunanın ismini hazırlanmış sabit metal çelenk görünümlü şeylerin üzerine isimlerini yazarlar. Bu yıllardır oturmuş bir uygulamadır. Bir derneğe bununla ilgili olarak, bu ticari faaliyettir, buna bağış makbuzu kesmişsin ama fatura kesmen gerekirdi, KDV tahsil etmen gerekirdi, kurumlar vergisi ödemen gerekirdi diye rapor yazıldı. Yani incelemeler artık hani bu şekle dönüştü. Bankadaki mevduatı, bu mevduat işlemi de ticari faaliyettir dediler. Devlet tahvili, hazine bonosu, repo geliri vardı vakfın, bu şekilde değerlendirdiler ve raporlar yazdılar.
Velhasıl incelemelerde bu zamana kadar öğrendiğimiz her türlü vergileme ilkeleri zaman zaman bir kenara bırakılarak oldukça zorlama yorumlarla karşı karşıya kaldığımız durumlarda sıkça gündeme gelmeye başladı. Burada bir takım hani başlıklar var, hepsinin üzerinde durmayacağım, bazı özellikli olanların üzerinde duracağım. Bir tanesi bu 119 nolu katma değer vergisi tebliğiyle gündeme getirilen, katma değer vergisi iadesiyle ilgilenen arkadaşlarımızın ya da düşük oranlı katma değer vergisine tabi mal hizmet ticareti yapan mükellefi olan arkadaşlarımızın bildiği bir kavram vardır. Bu artı eksi farklar falan diye kısaca kabaca ifade edebileceğimiz. Bununla ilgili önceden müktezalar, tartışmalar, incelemeler falan varken 119 nolu tebliğiyle bu sene içerisinde Maliye Bakanlığı dedi ki bundan sonra, bu tebliğden sonraki işlemlere uygulanmak üzere ben raconu böyle kesiyorum. Tamam, eyvallah, katılın, katılmayın, şöyle veya böyle ileriye dönük olarak bir düzenleme yapıldı. Ama halen geçmiş yıllarla ilgili olarak bu tebliğe rağmen, tebliğdeki ifadeye rağmen, ki tebliğdeki ifade de kanuna dayanıyor. Kanunda eğer bir düzenleme yapıldıysa düzenlemeyi yayınladığın tarihten sonraya uygula. Öncesiyle ilgili ceza faiz alma, hatta bununla ilgili herhangi bir mali yük yaratma anlamına gelecek bir düzenleme yapılmıştı. Tebliğ de ona dayanılarak çıkarıldı. Ama şimdi bu tebliğe yok muamelesi yapılarak halen geçmiş dönemlerle ilgili, yani 119 nolu tebliğ öncesi dönemlerle ilgili olarak bu söylediğim teknik konu çerçevesinde KDV iadelerinde problemler yaratılıyor. Daha önce iade yapılmış şirketlere cezalı, faizli tarihatlar yapılıyor. Ciro primlerinin katma değer vergisi bir başka mesele. 24 nolu KDV tebliğinden beri Maliye Bakanlığı o tebliğdeki açıklamalardan hareketle ciro primlerini ya da buna benzer iskontoları genel olarak ayrı bir hizmet olarak tanımlıyor ve değerlendiriyordu. Diyordu ki bu aldığınız maldan ya da hizmetten farklı bir şey, farklı bir hizmet ve bu bedel de bu farklı şeyin ve hizmetin karşılığı, o yüzden ayrı katma değer vergisi oranına tabi, genel orana tabi gibi değerlendirmeler yapıp bunlarla ilgili incelemeler, eleştiriler, problemler yaratıyordu ve halen devam eden bir kısım davalar da var bunlarla ilgili. Ama bir tebliğ yayınlandı. Tebliğde birdenbire 24 nolu tebliğ unutuldu ve dendi ki ciro primleri aslında bir iskonto tipidir. Hangi malla ilgiliyse o malın işte oranındaki katma değer vergisine tabidir. Ayrı bir şeye hizmet değildir. Ki doğrusu da budur. Buna da hakikaten inanıyorum ama bu kadar yıl niye bize kök söktürdünüz? Niye problem yarattınız? Bunun bir başka boyutu katma değer vergisi iadelerinde çıktı. Önce malla ilgili değildir, ayrı bir şeydir diye ciro primlerine ilişkin yüklenilen katma değer vergilerini iade etmemeye çalışırken ve 24 nolu tebliğe dayanırken kendi tebliğ düzenlemesinden sonra mali idare taktik değiştirdi ve artık bundan değil dönemsellikten ciro primleriyle ilgili katma değer vergisi iadelerinde problem yaratmaya başlandı. Dendi ki ancak malın satıldığı dönemde, ayda, o da katma değer vergisine ilişkin, işte daha doğrusu ciro primi faturası gelirse sen o ciro primi faturasıyla ilgili yüklendiğin katma değer vergisini belki iade alırsın ama ayı geçmişse, dönemi geçmişse herhangi bir şekilde iadeye konu edilemez. Şimdi onlarla uğraşıyoruz, onlarla ilgili problemler yaşıyoruz. Bunun dışında öteden beri hepimizin ki mali idarenin görüşleri çerçevesinde de gönül rahatlığıyla uyguladığı bir şey vardı. Geç gelen faturayı aynı yıl içinde olmak kaydıyla rahatlıkla kayda alıp katma değer vergisini de indirirdik. Şimdi bu BABS formları da devreye geldikten sonra alıcıyla satıcı arasındaki uyumsuzluklar nedeniyle bu tür uyumsuzluklar, yani geç, kendi aleyhine geç indirerek hatta mali sorun
daha doğrusu finansal yük yaşamasına rağmen şirketler, bir de BABS formları uyumsuz diye cezalarla karşı karşıya kalmaya başladılar. Oysa günlük hayatın, iktisadi hayatın normal akışı içerisinde son derece olağan normal uygulamalarken bunlarla ilgili problemler yaşanmaya başladı. Bir başka boyutu da yıl aşmışsa yaşanmaya başlandı. Şunu kastediyorum. Gene oturmuş uygulamalara, mali idarenin görüşlerine göre bir kısım mal ve hizmetlere ilişkin olarak, örneğin telefonun faturası, suyun, gazın faturası, elektriğin faturası genellikle Aralık ayı ile ilgili olarak Ocak ayında, hatta Ocak tarihli gelir. Ama ne yaparız biz? Aralık ayı ile ilgiliyse gider olarak dikkate alırız. Katma değer vergisini de o geldiği dönemin kayıtlarında, yani Ocak ayında indirilecek KDV diye dikkate alırız. Buna benzer uygulamada, özellikle ciro primlerinde ve buna benzer yılla ilgili önceki dönemde yapılmış, satılmış mal ve hizmetlerle ilgili ilave olarak yapılan ödeme ve indirimlerde de karşımıza çıkar ve bunlarla ilgili de benzer uygulamalar yapardık. Şimdiki icada göre bunu yapamayız. Bu önceki dönemle ilgili katma değer vergisi olduğu için indiremezsiniz gibi iddialarla karşı karşıya kaldık. Bununla ilgili bir başka sorun da özellikle yurt dışından alınan hizmetlerle ilgili. Yurt dışından aldığınız hizmetlere sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi uyguluyorsanız, özellikle lisans ödemesi, royalti ödemesi gibi ödemelerin faturaları genellikle, özellikle son dönem diyelim, yılı geçtikten sonra gelir. Ama biz önceki yılla ilgili olduğu için gider olarak bunu karşılık yoluyla dikkate alırız. Katma değer vergisini de iki nolu katma değer vergisi beyannamesiyle ödediğimiz dönemde, yani izleyen yıl içerisinde fatura ne zaman gelmiş, kayda ne zaman almışsak o zaman öder ve indiririz. Ve bununla ilgili olarak da Maliye Bakanlığı'nın verdiği görüşler vardır. Hatta iki nolu KDV beyanı ile ilgili bir ikmalen ya da resen tarihat yapılırsa o da gene ödendiği dönemde indirilir şeklinde Maliye Bakanlığı'nın verdiği görüşler vardı. Şimdi öğreniyoruz ki Maliye Bakanlığı fikir değiştirmiş. Bunlar da dönem geçtikten sonra iki nolu beyannameyle de ödense ödersiniz ama indiremezsiniz. Dönemi geçti, geçmiş olsun deniyor imiş. Bununla ilgili de muhtemelen problemler yaşayacağız ileriye dönük olarak. Bu bozulan, miadı dolan malların katma değer vergisini saymıyorum. Burada problem, işte bir tebliğ çıktı. Durduk yere yıllardır yapılan uygulamalar çöpe atıldı ve şimdi katma değer vergileri önceden indirilebilirken o tebliğ sonrasında indirilemez hale geldi. Daha olayın boyutlarının kimse farkında değil. Sadece sınırlı sayıda şirketi ilgilendiriyor gibi bir algı ve uygulama var. Oysa bu köşedeki bakkalı, manavı, marketi, oteli, lokantayı, nerede bozulan, çürülen yiyecek, içecek ya da herhangi bir şekilde zamanlı tüketilen bir mal varsa bunların hepsiyle ilgili, bunların işte katma değer vergilerini ödeyen, indiren bütün şirketlerle ilgili bu sorun ileriki yıllarda yaşanabilecek gibi duruyor. Ancak şu anda sanki sınırlı birkaç büyük üreticinin sorunuymuş gibi algılanıyor. Henüz daha onlara sıra gelmediği için. Kredi nottan kastım özellikle yurt dışından ilişkili şirketlerden mal ithal eden ve Türkiye'de satan şirketler, transfer fiyatlaması hükümleri çerçevesinde dönem sonlarında karlarını piyasaya uygun hale getirebilmek için uyguladıkları transfer fiyatlaması yöntemlerini de dikkate alarak, eğer kar yetersizse dönem sonunda bir dengeleme için ilave indirim belgesi ya da indirim alırlar. Kredi nottan kasıt işte alacaklandırma notu ya da işte ilave indirim notu anlamına gelen bir belge. Ve hakikaten kurumlar vergisi açısından bakıldığında da yapılan da herhangi bir sorun yoktur. Mali idarede öteden beri bu konuda faturaya gerek yoktur. Ayrıca KDV ile de bir ilişkisi yoktur diye görüş veriyordu. Maliye bu konuda önce farklı, sonra farklı davrandı. Önce dedi ki bazı incelemelerde
tamam, transfer fiyatlaması açısından yaptığın doğru, getir bu notu, yani ithal ettiğin malın fiyatını düzelterek, düşürerek burada daha fazla vergi öde, eyvallah, kurumlar vergisinden sorun yok, ama katma değer vergisi açısından bu işte hizmettir, KDV'ye tabidir. Aynı bu ciro primi meselesinde olduğu gibi 24 nolu tebliğe dayanarak. Tebliği iptal ettikten sonra maliye taktik değiştirdi. Dedi ki ya bu fazla ve yersiz ödenen KDV'dir gümrükte. Sen yüksek fiyatla getirmişsin. Gümrükte fazla KDV ödemişsin. Bak bu düzeltme de ona işaret ediyor. Fazla ve yersiz ödediğin gümrükteki KDV'yi şimdi indirmiştin ya, geri düzelt, bana iade et. Şimdi o başladı. Bunu bir mükteza olarak yayınladılar. Muhtemelen sonrasında incelemeler peşi sıra gelir diye düşünüyorum. İncelemelerde yaşadığımız bazı sorunlar var. Onların üzerinde çok kısa durmak istiyorum. İncelemelerle ilgili biliyorsunuz ilk etapta vergi denetim birimleri tek bir çatı altında toplandı. Vergi usul kanununda inceleme süreciyle ilgili genelde mükellef haklarını korumaya ya da güçlendirmeye dönük düzenlemeler yapıldı. Bunlar son derece olumlu gelişmelerdi. Ancak halen uygulamalarda sorunlar yaşanıyor. Örneğin tutanak meselesi en fazla sıkıntı çektiğimiz konuların halen başında geliyor. Bundan kastım da şu, inceleme bitiyor, tutanak almaya gidiyoruz. İnceleme elemanı tutanağı hazırlamış, hatta işte müşterimize, mükellefe sorulacak soruları sormuş, cevaplarını da yazmış. Hadi şimdi imzala. Tamam, imzalayalım da madem bize sordun, bizim cevabımızı istiyorsun. Yazmışsın, hadi eyvallah, ama bir bakalım ve değiştirilecek yanları varsa da bırak bizim dediğimiz gibi olsun. Bununla ilgili halen cebelleştiğimiz ve sorun yaşadığımız durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da beni açıkçası halen geldiğimiz noktada üzüyor ve bir bakıma utandırıyor. Ama dikkatli olun, hani müşterilerinizle herhangi bir şekilde tutanak imzalamaya gittiğinizde didik didik edin, mutlaka iyice emin olun. Çünkü halen incelemelerde tutanaklardaki ifadelerden hareketle, müşterilerinizin aleyhine yazılacak bir takım şeylerden hareketle problem yaşatabilirler. Çünkü halen o tür problemlerle çokça karşı karşıya kalıyoruz. Mali idarede kanunda açıkça yazmasına rağmen halen kanuna, tebliğe, müktezaya aykırı yazılmış vergi inceleme raporlarını da yorum farkı vesaire gibi gerekçelerle işleme koyuyor. Oysa işleme koymaması, düzeltmesi lazım. Onları da yapıyor. Okuma komisyonlarında dinlenme talebinde bulunduğumuzda dinliyorlar, sağ olsunlar. Ancak çok etkili olduğunu halen söyleyemiyorum. Halen oralarda problemler var. İncelemeler sırasında geçen sene, daha doğrusu henüz geçmedi, daha bir ayımız var, 2012 yılında yaşadığımız konulardan bir tanesi yurt dışına yapılan gayrimaddi hak ödemeleriydi. Gayrimaddi hak ödemelerini bazı şirketlerde ya hiç ödenemez dediler, tümden reddettiler, ya oran yüksek dediler, kısmen reddettiler, ya da bir kısım ödemeler aslında bize göre serbest meslek ödemesiyken bu gayrimaddi hak ödemesidir, stopaja tabidir iddiasıyla karşımıza çıktılar. Velhasıl incelemelerde yurt dışına özellikle yapılan, lisans veren şirkete ya da yurt dışındaki bir başka şirkete yapılan ödemelerle ilgili bu tür sorular, konular karşımıza sıkça çıkıyor. Evet. Az önce Cemal Hocam'ın da bahsettiği gibi transfer fiyatlaması konuları yoğun bir şekilde incelenmeye devam ediyor. İncelemeler sırasında transfer fiyatlaması ile ilgili olarak emsal şirketlere bakılıyor. Bir müşterinizin ilişkili şirketlerden aldığı mal ve hizmetlere ödediği bedel ve bu bedellerden elde ettiği gelirle aynı sektörde ya da yakın sektörde Türkiye'de
bulunan şirketlerin elde ettiği kar ya da fiyatlar mukayese ediliyor. Arada bir farklılık varsa o şirkete transfer fiyatlaması, eski tabiriyle örtülü kazanç dağıtımı hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisi tarihatı yapılabiliyor. O yüzden müşterileriniz arasında ilişkili şirketlerle işlemleri olan, özellikle taraflardan birisi yurt dışındaysa ya da taraflar ikisi de Türkiye'de olsa bile diğer taraf bir şekilde daha az vergi ödüyor, zararı var ya da herhangi bir istisnadan yararlanıyor ise mutlaka transfer fiyatlamasına ilişkin hükümlere bakmakta, dikkat etmekte fayda var ki herhangi bir eleştiriyle karşı karşıya kalmayalım. Kaynak kullanım destekleme fonu ile ilgili bu sene bir sorun ortaya çıktı ve halen çözülmedi, devam ediyor. Özellikle Türkiye'deki şirketler serbest bölgelerdeki ilişkili şirketi ya da şubelerini kullanarak ithalat yapmışlarsa, bu ithalatın bedelini Türkiye'den peşin ödemiş olsalar bile malın ithal edildiği, yani serbest bölgeye ithal edildiği ülkeye ödeme yapılmamışsa gümrük idaresi daha sonra çıkmış bir düzenlemeyi geçmişe yürüterek kaynak kullanım destekleme fonu ile ilgili tarihatlar yapmaya başladı. Onlarla ilgili dava uzlaşma süreci devam ediyor. Kaynak kullanım destekleme fonu meselesine belki dikkat etmenizde fayda var. Gümrük idaresi ile gelir idaresi bu uygulamalarında birbiriyle tezat teşkil edecek beklentiler içerisinde. Doğal olarak vergi idaresi, gelir idaresi bir mal ithal edilirken ne kadar düşük fiyatla ithal edilirse o kadar memnun oluyor. Çünkü Türkiye'de gelir ve kurumlar vergisi matrahı o kadar yüksek belirleniyor maliyetin azlığı nedeniyle. Gümrük idaresi de tam tersine, gümrükte beyan edilen matrah ne kadar yüksek olursa o kadar mutlu oluyor. Gümrükte tahsil ettiği vergiler, katma değer vergisi daha yüksek olduğu için ve birbirleriyle herhangi bir iletişimleri ya da en azından bu konu özelinde iletişimleri olmadığı için aynı konuyla ilgili olarak mükelleflerin her iki idare tarafından da hırpalandığına sıkça şahit oluyoruz. Özellikle gümrük idaresi son zamanlarda gelir idaresi gibi inceleme metodunu değiştirdi ve dosya üzerinden uzaktan denetim yerine şirketleri ziyaret ederek, şirketlerden bilgi alarak, bir inceleme elemanı gibi şirketlerle yakın temas içerisinde soru cevap yöntemiyle incelemeler yapmaya başladı. Bu konu giderek daha fazla önümüze gelecek gibi duruyor. Takdire sevkler kötü kullanılıyor gibi görüyoruz. Gerçi Anayasa Mahkemesi kararından sonra eskiden olduğu gibi ila nihaye artık takdir komisyonlarında zaman uzamıyor. Hiç olmazsa bir yılla sınırlılık var. Ama bir inceleme şöyle veya böyle başlamış, bitirilemiyorsa allem edip kallem edip takdire sevk edip bir yıl daha uzatıyorlar. Ya da inceleme elemanları takdir komisyonlarını bir nevi dayanak gibi kullanıyor. Bir şeyi eleştirecekken takdire sevk ediyor. O komisyondan bir karar alıyor. Bak işte takdir komisyonu da bunu takdir etti deyip ondan sonra da rapor yazıyor. Her ikisi de hukuken ya da usulen baktığımızda eksiklikler taşıyan uygulamalar. O yüzden bakmakta fayda var. Ne kadar kullanılabilir bunlar diye. Almanya anlaşması uzunca bir süre yürürlükten kalkmıştı. Sonra yürürlüğe girdi ve geçmişten başlayarak yürürlüğe girdi. Ama bu arada epey bir vergi ödeyen şirket vardı. Şimdi onları geri alma çabası içindeler. Ve Almanya anlaşmasında epey bir yeni hüküm var ve o hükümlerin nasıl uygulanacağına ilişkin olarak bir sirküler yayınlandı ama halen yeterince açık olmayan ve uygulamada yanıtsız kalan sorular var. Eğer Almanya'ya ödeme yapan müşterileriniz varsa o gözle bir bakmanızda fayda var. Halen problemler devam ediyor.
İlginç bir inceleme, borçla kar dağıtılamaz gibi bir iddiayla karşımıza geldi. Şirket kredi almış ve kar dağıtımı yapmış. Dendi ki bu kredinin faizini, kur farkını işletme gider yazamaz. Çünkü bu işle ilgili değil. Bu kredinin kullanıldığı yer kar dağıtımı, kar da ortakla ilgili bir şey gibi bir mantıkla o kredinin kur farkını ve faizini eleştirdiler. Tabii böyle bu mantıktan hareket edilirse hemen akla borçla vergi ödenemez mi sorusu geliyor. Ona da diyebilirler ki ya bu vergi ayrı bir şey, işletmeyle ilgili değil. Dolayısıyla borç alıp da vergi ödediysen o borcun faizini, kur farkını gider yazamazsın noktasına da gelebilirler. Henüz görmedik ama birinci mantığın doğal sonucu odur. Bununla ilgili de yanılmıyorsam bir makale yayınlanmıştı bir dergide. Transfer fiyatlamasıyla ilgili bir eleştiri yapıldığında önceden üzerinde durulmayan bir konunun üzerinde artık durmaya ve eleştirmeye başladılar. Eğer ithal ettiğiniz malın, satın alınan hizmetin bedeli yüksektir iddiasıyla bir rapor yazılmışsa bir şirkete, gümrükte ödenen katma değer vergisi indirilemez. Daha önceden indirilmişse de o kısma isabet eden katma değer vergisinin iadesi gerekir diye raporlar tanzim edilmeye başlandı. Onları bilmekte fayda var. Bir iki böyle aykırı laf edip ben bölümümü tamamlayayım. Tahsilat zaman aşımı yoktur Türkiye'de. Aman müşterilerinizi yanlış yönlendirmeyin. Çünkü mali idare allem edip kallem edip kanundaki bir takım ifadelerden yararlanarak o zaman aşımını elinden geldiğince uzatıyor. Aslında herhangi bir tahsilat yapmadığı halde 1 liralık tahsilat makbuzları keserek sanki zaman aşımının son zamanlarında bir tahsilat yapılmış gibi beşer beşer uzatıyor. Tarihat zaman aşımı konusunda da son yıllarda problemler yaşanmaya başlandı. Önceleri bu konu çok tartışılmazken şimdilerde şayet şirketin o yılın beyanını etkileyecek önceki yıllardan gelen örneğin amortisman gibi bir kalemi varsa bu yılda da ben o amortismanı gider yazıyorsam kaç yıl geriden gelirse gelsin o amortismana tabi iktisadi kıymetin kayda alındığı yıl bile incelenebilir ve en azından o amortisman hükümleri çerçevesinde eleştirilebilir ve eğer amortismana tabi iktisadi kıymetle ilgili olarak bir eleştiri getirilirse tabii ki 5 yıl geriye gidip de tarihat yapamazlar ama bugün indirdiğiniz amortismanlarla ilgili sorun yaratabilirler. Dolayısıyla bu tarihat zaman aşımı konusunda da hani 5 yıl bitti defterleri yakalım atalım ya da vermeyelim gibi kolayca bir şey söylenemiyor. Ki zaten yatırım indiriminden yararlandıysanız yıllara sari inşaat işi varsa buna benzer durumlarda da gene 5 yılın çok ötesine giden tarihat zaman aşımları ya da inceleyebilme imkanları olabiliyor. Yürütmeyi durdurma kararları zaman zaman uygulamada alıyoruz. Mali idareye karşı açılan davalarda idare yürütmeyi durdurma kararlarında normal şartlarda yaptığı işlemi geri alıp önceki duruma dönmesi gerekirken örneğin sizden tahsilat yapmışsa durdum diyor. İyi durdum da para cebinde duruyorsun ver parayı. Yok diyor yürütmeyi durdur dediler diyor. Ben bir şey yapmıyorum işte olduğum yerde duruyorum diyor. O parayı da vermiyor yasaya aykırı bir şekilde. Bunları üzerinde durmayacağım. Bir iki demin not almıştım acaba orada kasa hesabı ile ilgili bir iki şey söyleyeyim az önce girişte bahsettiğim konuyla belki de ilgili merak programı ile ilgili kasada artık mükelleflerinizin alışkanlık haline getirmesi gerekiyor kasayı olabildiğince kullanmayın kullandırtmayın.
Yani şirketleriniz, müşterileriniz bankayla en ufak ödemelerini dahi ne kadar yapar tahsilatlarını ve ödemelerini, ne kadar kasa az kullanılırsa o kadar kendileri için incelemeye alınmaya veya inceleme için seçilmede o kadar az rahatsız edilebilirler. Çünkü elementlerden ya da dikkate alınan hususlardan bir tanesi ya da öncelikli olanlardan bir tanesi kasa hesabı, kasa hesabının işleme işte mizandaki toplamı. Eğer yüksek rakamlara ulaşıyorsa ne kadar yasal herhangi bir sınır aşımı olmasa bile en azından şüphe yaratıyor ve riskli görülüyor. Ortaklar cari hesabı gene aynı şekilde işletmelerde bu tür incelemeye alınmalarda mutlaka göz önüne alınan ve problematik hesaplardan bir tanesi. Ortaklar cari hesapları şişkinse, çok hareket görüyorsa, artı ya da eksi, borç alsın borç versin, her iki halde de şirketlerinizin, müşterilerinizin incelemeye alınabilme riski giderek artıyor. Sürekli zarar etme ya da dönemden döneme karlılıktaki dalgalanmalar problem yaratıyor. Bunları mutlaka incelemeye alınmada önemli bir unsur, dikkat etmekte fayda var. Araç satışın bir iki de şey almışım not, pratikte yaşadığım için araç satışlarında pratikte çok basit hatalar yapılıyor. Araç satışı biliyorsunuz genel bir yaklaşımı var mali idarenin, kasko bedelinin işte eğer altında olmuşsa bu satışı yapan şirkete ya da işte şahsa problem yaratıyorlar. Kasko bedelinin altında satmış olabilirsiniz. Ama noterde bari buna dikkat edin. Noterde sanki kasko bedelinden satış yapılmış gibi ifadelerle belge düzenleniyor. Ama fatura kasko bedelinin altında düzenlenebiliyor. Şimdi orada birbiriyle çelişen, yani noterdeki belgeye bakıyorsunuz sanki kasko bedelinden devredilmiş gibi araç ama faturaya bakıyorsunuz altında kendi düzenlediğiniz hem de noterde düzenlediğiniz belge sizi yalanlıyor gibi bir durumla karşıya kalıyorsunuz. Noterde alınacak harçlar vesaire açısından kasko bedeli esas alınabilir ama bedel daha düşükse onu noterde yaptığınız devir anlaşmasında da belirtin. Şu kadar bedele devredilmiştir diye. Daha düşük her neyse. Gayrimenkul satışlarında müşterileriniz dikkatli olsunlar. Gayrimenkulle ilgili olarak genel eğilim hiçbir yarar artık olmasa bile müşterilerinize karşılıklı olarak niyeyse hep düşük halen gösterme çabası vardır. Halbuki maliyetler bayağı azaldı. Düşük gösterme ilk etapta 3 kuruş 5 kuruş müşterilerinizin karına gibi görünebilir ama yarın öbür gün müşterinizin gayrimenkulü satın aldığı şahıs ya da şirket herhangi bir şekilde borçlarını ödemediği, ödeyemediği, hacze ya da işte iflasa düştüğü gibi bir durumla karşı karşıya kalırsa icra iflas hükümleri çerçevesinde 6183'ü bir kenara bırakıyorum. Geçmişe dönük olarak yaptığı işlemlerin iptali ve mal kaçırma gerekçesiyle iptali ve sattığı malların alınmasıyla karşı karşıya kalabilir. Yani parasını vermişsinizdir, gayrimenkul almışsınızdır. O gayrimenkulü satın aldığınız adamın alacaklısı elinizden bağırta bağırta alabilir. Onun için gayrimenkul alımlarında, satımlarında müşterilerinize hani uyarın, dikkatli olsunlar. Belgelerin gerçeği yansıtmasına ve olabildiğince belgeli olmaya dikkat etsinler. Gayrimenkullerle ilgili bir başka konuda ikiden fazla gayrimenkul alım satımı yapıldığında yıl içerisinde bu merak programının dışında tapudaki programlar vesaire mali idare bu listelere bakıyor ve ikiden fazla gayrimenkul satışını ticari faaliyet gibi değerlendiriyor. 5 yıldan fazla elinde tutsa bile gayrimenkulü şahıs vergilenebilir, vergileneme problemiyle karşı karşıya kalabilir. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden hepinize mutlu yıllar dilerim.
Üstadım teşekkürler. Zeki Üstad, uygulamada karşılaşılan sıkıntılarla ilgili olarak özellikle vergi idaresiyle, maliyeyle sıkıntılarla ilgili bir tarama yaptı. Yararlandık. Bir de tabii adı da güzel, ilginç, merak programı. Bu bizim derslerde ve uygulamalarda yıllardır anlattığımız analitik inceleme prosedürlerini kullanarak denetim yapma veya belirti bulma yönteminin Maliye İdaresi tarafından da kullanılması, geç bile kaldılar. Yavaş yavaş başlamışlardı. Daha ileriye gider, sırf belli şeyleri, işte şu rakam yüksekse, kasa yüksekse bakalım, ortaklar cari yüksekse bakalım değil, önceki yıllarla programa analizler yaptırarak çeşitli sapmalardan doğrudan doğruya elleriyle koymuş gibi sıkıntıları bulabilirler. Bu noktalara geldiler. Dikkat etmekte, üstadın da dediği gibi, yarar var. Evet. Şimdi üçüncü konuşmacımız Sayın Emre Kartaloğlu. Dönem sonu işlemleri ve vergi boyutu. Tabii sona kalan her zaman dona kalır. Birçok şey söylenmiş olur. Onun için aralardan cımbızla kendinizden de bir şeyler ekleyerek konuşmanızı rica ediyoruz. Buyurun. Sonra nasıl atarsınız siz? Herkese selamlar. Yaklaşık bir 5-6 yıldır dönem sonu işlemleri seminerlerini yapıyoruz. Gerek burada gerek iş kulelerinde. Ve Zeki Üstad'ın anlattığı fıkraların benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Belki benim hayat akışımı değiştirdi. 2 yıl önce aynı fıkrayı anlatmıştı ve 2 yıl önce ben maliyeciydim. Ve ben orada otururken ayı gibi hissettim, affedersiniz, kendimi birden. Tam da o aralar işte ayrılsam mı ayrılmasam mı, 10 yılı doldurmuştuk meslekte, yeminli müşavir mi olsak diye düşünüyorduk. En son o fıkrayı duyduktan sonra en iyisi dedik, ayrılalım, Zeki Üstad'ın da dilinden kurtulmuş oluruz böylece. O gün bugündür de yeminli mali müşavir olarak devam ediyoruz. Kendisine de teşekkür ediyorum, her şey yolunda gidiyor. Sona kalmak gerçekten kötü. Özellikle böyle dolu dolu sunum yapan bir hocam ve bir üstadımın arkasından sona kalmak çok kötü. Anlatacak bir şeyim kalmadı diyebilirim. Her şey anlatıldı, her şeyin üzerinde duruldu. Özellikle de dönem sonu işlemleri, hani burada çok muhasebe anlatmak, muhasebe boyutunu anlatmak mümkün değil. Herkesin de merak ettiği taraf aslında vergi tarafı. Hocam ve üstadım da doğal olarak o taraf üzerine ağırlık verince bana çok fazla bahsedecek bir şey kalmadı. Bir şeyler yaratmaya çalışacağım ama elimden geldiğince. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde Türkiye Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Türkiye Gelir Vergisi Beyannamesi yayınlanıyor son 3 yıldır. Oldukça ilginç, hani incelemenizi tavsiye ederim. Bir veri üzerinden hani bir şeyler söyleyelim. Kanunen kabul edilmeyen gider. Gider yapıyorsunuz, kanun kabul etmiyor. Ve o kadar büyümüş ki, yani neredeyse kazanç rakamları kadar kanunen kabul edilmeyen gider rakamları olmuş. 2009 yılında 283 bin adet kurumlar vergisi mükellefi 39 milyar TL. Yani yeni eski parayla 39 katrilyon. Kanunen kabul edilmeyen gider beyan etmiş. 2010 yılında yine aynı mükellef sayısında, yine aynı rakam, yaklaşık rakam tutarında 41.7 milyar TL kanunen kabul edilmeyen gider beyan edilmiş. 2011 yılına baktığımızda mükellef sayısında ciddi bir artış var. Matrah beyan eden kurumlar vergisi mükellefi sayısı 335 binken kanunen kabul edilmeyen gider beyan eden mükellef sayısı 316 bin. Yani matrah beyan edenlerin %95'i aynı zamanda kanunen kabul edilmeyen gider de beyan etmiş ve rakam ikiye katlamış. İki katını da aşmış. 85.8 milyar TL. Bunun sebebi de 2011 yılındaki bu korkunç artışın sebebi de aslında yine 2 yıl önce burada dönem sonu işlemlerini anlatırken
merakla bir kanundan bahsediyorduk. İşte af kanunu çıkacak, 6111 çıkacak, kasalar düzelecek, ortaklar cari düzelecek. Kasalar düzeldi, ortaklar düzeldi, tekrar bozuldu o bir tarafı ama o tarihte düzelmişti. Ama bilançoları bozdu 6111 sayılı kanun ciddi anlamda, çünkü kasayı düzelttik, kanunen kabul edilmeyen gider yaptık, ortaklar cariyi düzelttik, kanunen kabul edilmeyen gider yaptık, stokları düzelttik, kanunen kabul edilmeyen gider yaptık ve toplamda 85 katrilyon Türkiye genelinde kurumlar vergisi mükellefleri kanunen kabul edilmeyen gider beyan etmişler. Bunun suçlusu tamamen 6111 sayılı kanun. Çok ciddi bir rakam. Örneğin kar ve ilaveler toplamı aynı yıl beyannamesinde, 2011 yılı beyannamesinde 257.7 milyar. Bu demek ki bunun 85.8 milyar TL'si kanunen kabul edilmeyen giderse 171 milyar TL'si de kar rakamı, kar rakamının yarısı kadar kanunen kabul edilmeyen gider beyan etmiş ve bunlar hala bilançolarda 2011 yıl zararı olarak, geçmiş yıl zararı olarak duruyor. Hala mükellefleri zorluyor, hala kredi almakta ya bankalar tarafından görüldüğünde kar etmemiş, zarar etmiş mükellefler olarak bir algı yaratmaya devam ediyor. 2012 yılı da farklı olmayacak. 2011 yılı kadar çok yüksek olmasa da yine çok büyük bir kanunen kabul edilmeyen gider rakamı yine karşımıza çıkacak. Kasa, ortaklar cari, hem hocam söyledi hem üstadım söyledi, yüksek olmaması gerekiyor. Merak bunları tarıyor. Sadece dönem sonu rakamlar üzerinden değil, dönem içi rakamlar üzerinden de tarıyor. Bunlardaki yükseklik üzerinde incelemeler, hatta yerinden incelemeler yapıyor. Özellikle adat yoluyla faiz ve katma değer vergisi önceden tartışılırdı. Katma değer vergisi mi alınacak, BSMV mi alınacak adat yoluyla hesaplanan faize? 6009 sayılı kanundan sonra esas faaliyet konusu para vermek, borç para vermek olanlar BSMV'ye tabidir. Onun dışındakiler de KDV hesaplanır. Bu bir finansman hizmeti dediler. Bankaların değerlemesi, vadeli mevduat hesaplarının değerlemesi, bunlardaki stopajların mahsubu, hocam üzerinde ayrıntıyla durdu. Kredilerin dönem sonunu kıs döneme isabet eden, dönem sonuna kadar isabet eden kısmının hesaplanıp gider yazılması üzerinde durdu. Şüpheli alacaklar üzerinde durdu. Avanslar şüpheli alacak mıdır? Veya avanslar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir mi? Avans ödedik. Avans olarak bir ödeme yaptık. Mal veya hizmet bedeli avansı olarak bir ödeme yaptık ama ne malı alabildik, ne hizmeti alabildik, ne de paramızı alabildik. Burada karşılık ayırıp gider yazabilir miyiz diye tartışılırdı. Maliye Bakanlığı özelge verdi. Yazabilirsiniz dedi. Avanslar, tahsil edemediğiniz avanslar için de karşılık ayırıp gider yazabilirsiniz dedi. Kamudan olan alacaklar yine dönem dönem tartışılırdı. Son dönemde çok net muktezalar verilmeye başlandı. Özellikle SGK'dan olan alacakları tahsil edemediğiniz için karşılık ayırıp gider yazamazsınız. Kamudan olan alacaklarınıza gider yazamazsınız dendi. Değersiz alacaklar üzerinde yine hocam durdu, o yüzden hızlı geçiyorum. Reeskontlar üzerinde durdu. Çekler reeskonta tabi değil. Maliye Bakanlığı bu konuda çok ısrarlı, çok kararlı. Çek kanunu değişti. 2010 yılı için değişti, 2011 yılı için değişti. Muhatap bankaya ibrazı üzerinde yazılı keşide tarihinden önce olamaz dendi. Buna rağmen Maliye Bakanlığı bunlar beni ilgilendirmez, çekler göründüğünde ödenir, dolayısıyla vadeli çekler reeskonta tabi tutulamaz dedi 41 numaralı sirküleriyle. Duran varlıkların değerlemesi üzerinde yine hocam durdu. 163 ve 334 numaralı tebliğlerden ilk yıl için olanların maliyete intikal ettirilmesi, sonraki yıllarda seçimlik hak var. Aynı durum finansal kiralamada da geçerli. Buna da buna ilişkin de Maliye Bakanlığı gelir dairesi bir özelge verdi. Finansal kiralama yoluyla aldıysanız dedi, ilk yıl için hesaplanacak faizi hakkın, kullanma hakkının maliyetine eklemelisiniz. Daha sonraki yıllardaki faizleri gider veya maliyet olarak dikkate alabilirsiniz. Aynı şekilde finansal kiralama sözleşmenizi döviz cinsinden yaptıysanız aleyhinize oluşacak kur farkını, yine ilk yıl için hesaplanacak kur farkını hakkın maliyetine eklemelisiniz. İzleyen yıllarda gider veya maliyet olarak dikkate alabilirsiniz dedi.
emtia değerlemesi üzerinde yine hocam durdu. Orada yalnız 238 numaralı tebliğden bahsetmek lazım. Kısaca kur farkları maliyete mi eklenir, doğrudan gider mi yazılır? Emtia alışıyla ilgili döviz cinsinden borçlanarak ticari mal aldım. 238 numaralı tebliğ stoğa girdiği tarihe kadar oluşacak kur farkları. Malın stoğa girdiği tarihe kadar oluşacak kur farklarının stok maliyetine eklenmesi gerektiğini, sonraki dönemlerde seçimlik olduğunu, faiz, komisyon, vade farkı gibi giderlerin ise her dönem seçimlik olduğunu, ister maliyet olarak ister gider olarak dikkate alabileceğini söyledi. Vergi usulü kanununda önemli bir hüküm vardır. Gözlerden kaçar. Stoklar, emtia, ticari mal maliyet bedeliyle değerlenir ama değerleme günü itibariyle satış bedelinde %10'u aşan bir düşüklük varsa, emtianın satış bedelinde %10'u aşan bir düşüklük varsa maliyet bedeliyle değerlemeyin, emsal bedelle değerleyebilirsiniz der. İkinci sıra hariç, ikinci sırada 267. maddenin ikinci sırası zaten maliyet bedeli esasıdır. İkinci sıra hariç emsal bedelle, yani aslında ortalama fiyat esasını uygulayabilirsiniz der. Ekonomik kriz dönemlerinde fiyatlar düştüyse veya teknolojik ürünler ticaretiyle uğraşılıyorsa ve yenilikler nedeniyle ürünlerin satış fiyatları düşüyorsa, bu durumda maliyetle değerlemek, maliyet bedeliyle değerlemek stokların değerini yüksek, satılan malın maliyetini düşük çıkartacaktır. Bunun yerine dedi ki işte ortalama fiyat esasıyla değerleyebilirsiniz. Dolayısıyla stok maliyetinizi daha düşük, satılan mal maliyetinizde daha yüksek gösterme şansınız var. Hocam yine durduğu üzerinde amortismanlar konusunda özellik arz eden konular. Azalan bakiyeler yöntemi seçilecekse %50'yi aşamayacağız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Araçların lastikleri eğer kullanılan sektöre göre ve ticari amaçla kullanılan araç lastiklerinde amortisman yoluyla itfa değil de tek yılda itfa, aslında tek yılda gider yazma yöntemi kullanılabilir. Değerleme gününde envantere dahil olma ve kullanıma hazır olması gerekir amortisman ayrılabilmesi için. Araçlarda özellikle önem arz ediyor. 31 Aralık günü itibariyle, yani son gün itibariyle kayıt ve tescil işlemleri tamamlandıysa, henüz kullanıma başlamamış olsak bile amortisman yoluyla itfa yapabiliriz. Yenileme fonundan yine hocam bahsetti. Ben tüm konulardan akış sırasıyla hocam bahsetti diye geçeceğim. Ama serbest meslek erbabı açısından yine son dönemde bir özelge verildi. Bilanço esasına göre defter tutulması gerekir der yenileme fonunda. Serbest meslek erbabı bilanço esasına göre defter tutmaz. Örneğin bir sabit kıymet satışında, örneğin bir araç satışında yenileme fonu ayrılır mı ayrılmaz mı diye tartışılır. Yine çok yeni bir özelge, 2012 tarihli bir özelge. Serbest meslek erbabı da envanterine dahil sabit kıymetleri satışında oluşan karı yenileme fonuna alabilir dedi. 2012 tarihli bir özelge. Giderlere ilişkin bazı özellik arz eden konular. Yurt dışından para kazanıyorsak özellikle ihracat, yurt dışı taşımacılık, yurt dışı onarım, yurt dışı montaj işleri yapılabiliyorsa, gelir vergisi mükellefleri için ve kurumlar vergisi mükellefleri için götürü gider uygulama şansı var. Döviz cinsinden, yurt dışından elde edilen hasılatın, döviz cinsinden elde edilen hasılatın 1/5'ini aşmamak şartıyla götürü gider kaydı yapılabilir. Ancak bunu defterde göstermek gerekir mutlaka. Yani götürü gider kaydını da defterde yapmak gerekir. Defterde herhangi bir götürü gider kaydı olmaksızın beyannamede bu tür gider indirimini yine Maliye Bakanlığı kabul etmiyor. Üstad bahsetti. Geçmiş dönemlere ait faturalar izleyen yıllarda gelirse, özellikle doğalgaz, elektrik, su ve benzeri faturalar, bunlara ilişkin gider kaydı ilgili yıl için yapılabilir. Örneğin 2012 için yapılabilir ama fatura Ocak'ta geldiyse deftere kaydedildiği dönemde, takvim yılı aşılmamak şartıyla deftere kaydedildiği dönemde KDV'si indirilebilir der katma değer vergisi kanunu. Dolayısıyla bunların katma değer vergisini 2013'te indireceğiz ama gider kaydını 2012'de yapacağız.
Geç ödeme nedeniyle yine bu faturalarda yer alan gecikme zamları gider kabul edilir. Bunları gider olarak indirebiliriz. Vade farkı gibi değerlendirip gider olarak da indirebiliriz. Gelir Vergisi Kanunu 41. maddesi uyarınca sözleşmeye istinaden ödenen tazminat olarak kabul edip de indirebiliriz. Ayrıca bu giderler, bu tazminatlar üzerinden faturada gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapabiliriz. Bu konuda çok tarihatlar yapıldı. Mükellef adına düzenlenmeyen elektrik su faturalarını mükellefler kullanıyor. Yani gerçekten işletmede kullanılan elektrik var. Gerçekten işletmede kullanılan su var. Ancak o su faturası işletme adına kayıtlı değil. Bu konuda tarihatlar yapıldı. Ancak yanlış yapılıyor. Vergi su kanunu temel, hani vergiyle ilgili olan herkes bilir. Üçüncü madde vergilemede vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti esastır. Eğer elektriği o işletme kullanıyorsa, eğer suyu o işletme kullanıyorsa, fatura onlar adına olmasa dahi bunlarda en azından gider kaydının, KDV'yi ayrı bir boyutta düşünsek bile en azından gider kaydının yapılması gerekir. Eğitim bursları doğrudan gider değildir. Mükellefler kendileri için, gelir vergisi mükellefleri kendileri için, eşi veya çocuğu için yaptığı eğitim harcamalarını beyannamede indirim konusu yapabilir. Ancak verdiği bursları da gider yazamaz. Öyle bir algı var, burslar gider yazılıyor. Sadece bir hizmet sözleşmesi yapılıyorsa, yani bursu veren işletme ile bursu alan öğrenci arasında ileride verilecek bir hizmetin karşılığı olarak bir sözleşme mevcutsa, bu kapsamda verilen burslar indirim konusu yapılabilir. Her yıl bahsediyoruz, yine bunun üzerinde tartışmalar da devam ediyor bir şekilde. Kurumlar Vergisi Kanunu 5. maddesi istisnaları düzenler. Ve burada der ki, iştirak hissesi alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere kurumların, kurumlar vergisinden istisna kazançlarına ilişkin giderlerinin ve istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararların indirimi yasaktır der. Yani biz bir istisna kazanç elde etmek için gider yapıyorsak, bu gideri istisna olmayan kazançlarınızdan düşemezsiniz diyor. Yani örneğin hem yurt dışında inşaat işleriniz var, hem yurt içinde inşaat işleriniz var. Yurt dışında yaptığınız giderleri sadece yurt dışındaki inşaattan düşebilirsiniz. Çünkü yurt dışındaki inşaat işi kurumlar vergisinden istisnadır. Ama yurt dışında yaptığınız giderleri yurt içindeki kazancınızdan indiremezsiniz diyor. Bu konuda bir tartışma yok. Ama zararlar konusunda istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararlar. Özellikle taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası veya zararıyla ilgili bir tartışma var. Taşınmaz sattık, kazanç elde ettik. %75'i kurumlar vergisinden istisna. İştirak hissesi sattık, kazanç elde ettik. %75'i kurumlar vergisinden istisna. Kazanç elde etmiyor da olabiliriz. Özellikle gayrimenkulde bu olabilir. Gayrimenkul sattık, zarar oluştu. Bu zararı indirebilir miyiz diğer kazançlarımızdan? Burada işte İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önce 2007 yılında bir özelge vermişti. İndiremezsiniz. En azından zararın, satış zararının %75'ini indiremezsiniz demişti. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı daha sonra bir özelge verdi. İndirebilirsiniz dedi. Bizim fikrimiz de bu konuda indirilebilir. Gayrimenkul satış zararlarının tamamı diğer faaliyetlerden doğan kazançlardan indirilebilir. Hem bunu bir numaralı tebliğin yazım aşamasında bir değişikliğe gitti Maliye Bakanlığı. Bu bizim fikrimizi destekler nitelikte. Hem de taşınmaz satışı veya iştirak hisse satışı bir faaliyetse eğer, zaten istisnadan yararlanmak söz konusu değildir. Esas faaliyet konusu olanlar bu istisnadan yararlanamazlar. Temettü ikramiyeleri, yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenirse bunlar menkul sermaye iradıdır zaten. Herhangi bir gider yazma gibi bir durum söz konusu olamaz. Ama personele kardan pay ödenecekse bunlar gider olarak dikkate alınabilir. Hangi dönemde alınabilir? Beyanname verilinceye kadar, kurumlar vergisi beyannamesi verilinceye kadar hesaplanan personele ödenen temettüler ilgili yılda, yani 2012 yılına ilişkin hesaplanan temettü ikramiyeleri 25 Nisan 2013 tarihine kadar ödenmek şartıyla gider olarak dikkate alınabilir. Bazı küçük hatırlatmalar, herkes biliyor aslında, ödenmeyen sosyal güvenlik primleri gider olarak dikkate alınamaz. Binek otomobillere ilişkin ve motosikletlere ilişkin motor taşıtlar vergisi gider olarak dikkate alınamaz.
Hocam söyledi yine, ayrılan kıdem tazminatı ödendikçe gider olarak dikkate alınamaz. Özel iletişim vergileri gider olarak dikkate alınamaz. KDV yönüyle birkaç konu söyledik az önce. Binek otomobil alış vesikasında gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz. Gider veya maliyet olarak dikkate alınır. Özel tüketim vergisi yine seçimlik hakkı vardır. Mükelleflerin doğrudan gider yazabilirler. Yalnız Doblo, Connect, Kango, Express, Kombi, Partner, Kedi gibi hafif ticari araçlar gümrük istatistik pozisyonunda, tarifelerinde ve istatistik pozisyonlarında yapılan değişiklik sonrasında binek otomobili olarak kabul edildi. Dolayısıyla bu hafif ticari araç alımlarında yüklenilen KDV'lerin de indirilmeden gider veya maliyet olarak dikkate alınması gerekir. Sadece değerleme amacıyla ortaya çıkan kur farkları, yani alacak değerlemesi, borç değerlemesi, döviz cinsinden olan alacakların değerleme sonucunda oluşan kur farkları kambiyo kârı veya kambiyo zararı olarak dikkate alınır. Emtia ticaretinde de malın alındığı tarihle doğru ödemenin yapıldığı tarih arasında oluşacak kur farkları katma değer vergisine tabidir. Değerleme nedeniyle oluşacak, yani ilk söylediğim alacak değerlemesi, borç değerlemesi nedeniyle oluşacak kur farkları katma değer vergisine tabi değildir. Ancak mal ticaretinde veya hizmet ticaretinde hizmetin alındığı tarih ile ödeme tarihi arasında oluşan kur farkları katma değer vergisine tabidir. Lehine kur farkı oluşan işletme fatura düzenleyip KDV hesaplaması, karşı tarafında bu KDV'yi indirim konusu yapması gerekir. Buna ilişkin açıklamalar 105 numaralı katma değer vergisi kanunu genel tebliğinde yapıldı. Burada da mal bedeli KDV dahil mal bedeli dövize endeksli olarak belirlenmiş ise İç yüzde yoluyla kur farkına hesap edilen KDV'nin de iç yüzde yoluyla hesaplanması, sadece mal bedeli döviz endeksli olarak belirlenmişse normal yine ortaya çıkan kur farkının değerlemeye göre, yani iç yüzde yapılmadan oranlama yoluyla KDV'nin hesaplanması gerekir. Çalınan kaybolan mallara ilişkin yine hocam üzerinde durdu. Kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekir. Bunlar gider değildir. Bir mal çalındıysa gider yazılamaz. Zarar olarak dikkate alınamaz. Kıymeti düşen emtia olarak emsal bedelle değerleme yapılamaz. Eğer polis tutanağı varsa yani çalınma işlemi ispatlanmışsa kanunen kabul edilmeyen gider yazılıp stok çıkışının yapılması gerekir. Dolayısıyla bu bir zayi olan maldır. KDV'nin düzeltilmesi gerekir. İlave edilen KDV olarak daha önce yapılan KDV indiriminin düzeltilmesi gerekir. Herhangi bir polis tutanağı yoksa işletmeden çekilen kıymet olarak sayılır. Gelir vergisi kanunun 41. maddesi bunu söyler. Emsal bedelle çektiklerine ilave olunur der. Emsal bedel hesaplanıp fatura düzenlenip katma değer vergisi hesaplanması gerekir. Zayi olan mallar üzerinde duruldu yine. KDV indirimi yapılamaz dedi. Zamanında indirdiysek indirilen tutarın iade edilmesi gerekir, düzeltilmesi gerekir. Fireler yalnız zayi olan mal değildir. Onun üzerinde duralım. Yasal fireler, meslek odalarınca öngörülen fireler zayi değildir. Dolayısıyla bunlar nedeniyle KDV anlamında herhangi bir düzeltme yapmaya gerek yoktur. Malların değerinin düşmesi bu malların zayi olduğu anlamına gelmez. Değeri düşen malı tamamen yok olduysa, eğer bir iktisadi kıymeti kalmadıysa kıymetten düşen emtia olarak emsal bedelle değerleyebiliriz. Ancak iktisadi bir değeri varsa ticarete konu edilir. KDV indirimi yapılmıştır zamanında. Düşük bedelle satılmasında da düşük KDV hesaplanmış olur. Ciro primleri, iskontolar üzerinde duruldu. Maliye Bakanlığı görüşünü değiştirdi. Önceden ciro primlerinin bir hizmet olduğunu söylerdi. Şimdi matrahta değişiklik olduğunu söylüyor. Katma değer vergisi kanunun 35. maddesine atıfta bulunuyor. Kredi notlar üzerinde yine üstadım durdu. Tazminatlar katma değer vergisine tabi değildir açıklamasını yaptı. 60 numaralı sirküler özellikle bu konu tartışılırdı. Tazminatlar
katma değer vergisine tabi değildir. Kasa ve ortaklar cari, az önce söyledik, mutlaka yakalanacaktır, mutlaka adat. Bunu gizlemek de hani oradan alıp başka bir hesaba koymak, oradan alıp başka bir hesaba koymak muhasebe hilesi anlamına gelir. Daha ürkütücü, daha korkutucu sonuçlar doğurabilir. Artık kesinlikle, yani bu işi esas iştigal konusu olarak yapmıyorsanız BSMV değil KDV hesaplanacak. Yıllardır tartışıyoruz, son iki yıldır da aslında üzerinde duruyoruz. Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan dağıtılmış kar payları hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı sayılır diyor kanun. Ancak şu anda hem dağıtılmış kar payı sayılarak stopaj yapılıyor, gelir vergisi stopajı yapılıyor. Hem de finansman hizmeti nedeniyle katma değer vergisi uygulanıyor. Yani kar payı diyorsak biz artık buna, kar payı katma değer vergisine tabi değildir kesinlikle dememiz lazım. Ama inceleme elemanları, Maliye Bakanlığı bunlar olsun, kar payı da olsa bu durum bunun finansman hizmeti temini olduğunu, finansman hizmeti olduğunu değiştirmez. Dolayısıyla katma değer vergisi hesaplanması gerekir diyor. Grup şirketlerinden alınan banka kredileri aynen başka bir grup şirketine yansıtılırsa ayrıca KDV'ye tabi değildir. Maliye Bakanlığı'nın görüşü bu yönde. Ayrıca KDV hesaplanmasına gerek yoktur. Yine damga vergisini bir taraf ödeyip aynen başka bir tarafa yansıtıyorsa, bunun içinde fatura düzenliyorsa katma değer vergisi hesaplamasına gerek yoktur diyor. İhracat faturasıyla KDV istisnasının beyan edileceği tarih farklılaşabilir. Gümrük beyannamesinin açıldığı tarih bizim bunu gelir veya kurumlar vergisi açısından gelir olarak dikkate alacağımız tarihtir. Ancak malların fiilen ihraç edildiği tarih, yani gümrük beyannamesinin kapandığı tarih katma değer vergisi istisnasından yararlanacağımız dönemdir. O yüzden bu anlamda dönem farklılaşmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yemiye defterlerini yazdırdık, bitti, çevirdik, arka sayfalarından devam ettik. Bunu da gördüler, aman efendim tasdiksiz sayfaya kayıt yapmışsınız, tüm KDV indirimlerinizi reddettik dediler diyebilirler. Ama vergi dava daireleri genel kurul kararı var. Yani sadece ona bakmayın diyor. Yani deftere baktınız, işte arka sayfa tasdiksiz. Yapılan bu kayıtlar evraklarla, mahsup fişleriyle, yemiye defteri... defteri kebirle, envanter defteriyle yapılan kayıtların yasal kayıt olduğu ispatlanıyorsa bu şekilde KDV indiriminin reddi doğru değildir diyor. Fatura kayboldu, bulamıyoruz ama almışız faturayı. Satıcıdan istedik tekrar. Satıcıya dedik ki aslı gibidir de imzala, bize gönder. Bunu kabul etmem diyor Maliye Bakanlığı yine. Noterden onaylanması gerekir. Yani aslı gibidir işleminin noter aracılığıyla yapılması gerekir. Bu durumda gider ve gider olarak dikkate alabilirsiniz, KDV'lerini indirim konusu yapabilirsiniz diyor. Yeni kanuni düzenlemeler yapıldı. Çok kısa onlar üzerinden birkaç kelimeyle ifade edelim. Geçtiğimiz yıl 2012 yılında da ciddi düzenlemeler yapıldı. 6322 sayılı kanun ciddi vergisel düzenlemeler yaptı. 6327 sayılı kanun bireysel emeklilikle ilgili olarak ciddi vergisel düzenlemeler yaptı. 6322 sayılı kanun öncelikle bizi eski bir alışkanlığımıza geri döndürmeye hazırladı. Finansman gider kısıtlaması diye bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Biliyorsunuz eski yıllarda uygulardık. 2004 yılından itibaren enflasyon düzeltmesinin gelmesi ama gelmemesiyle bir kere yaptık, bir daha gelmedi. Şartlar oluşmadı. Enflasyon muhasebe 5024 sayılı kanunla finansman gider kısıtlaması kaldırılmıştı. Kısmen de olsa yeniden başlatılıyor diyebiliriz 1-1-2013 yılından itibaren, ancak Bakanlar Kurulu'nun bir belirleme yapması gerekiyor, bir oran belirlemesi yapması gerekiyor. Henüz o oran belirlemesini yapmadı. Onun dışında ciddi bir vergisel avantaj, ne kadar aktif olur, ne kadar kullanılabilir ve aslında bir vergi planlama yöntemi olarak, hatta bir finansman temin yöntemi olarak da kullanılabilir. Çünkü ayrıldığınız girişim sermayesi fonlarını amaca uygun kullanmazsanız cezasını almam, faiziyle beraber geri alırım diyor. Bu anlamda bir, eğer aylık %1.40'a razıysanız bu anlamda bir finansman yaratabilir izleyen yılın sonuna kadar. Girişim sermayesi fonu diye bir şey getirdi. Dedi ki girişimciliği teşvik ediyorum, girişimciliği destekliyorum. Bu amaçla
Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleme ve denetimine tabi girişim sermayesi fonları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları var. Buralarda yatırım yapmak amacıyla sermayenizin %20'sini, kazancınızın da %10'unu aşmamak şartıyla fon ayırabilirsiniz dedi. 15 Haziran 2012'de dedi bunu. Yani bugün itibariyle yapabiliriz bunu ya da bu dönem sonu itibariyle yapabiliriz. Ve bu fonu izleyen yılın sonuna kadar işte girişim sermayesi yatırım fonlarına veya girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına yatırım yapmak amacıyla kullanmanız gerekir dedi. Kullanırsanız dolayısıyla bu fon vergilendirilmemiş oluyor. Gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahından kazancın %10'unu aşmamak şartıyla indirim konusu yapılabiliyor. Ayrıca biliyorsunuz iştirak kazançları istisnası vardır. Ancak yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançlarla yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kazançlara bu istisna uygulanmaz. Vergilendirilir. Sadece dedi ki işte 6322 sayılı kanun, girişim sermayesi yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarından kar elde ederseniz bunlar da kurumlar vergisinden, kurumlar vergisi mükellefler açısından söylüyorum, kurumlar vergisinden istisna olur dedi. Hizmet ihracı vardır, katma değer vergisi boyutuyla biliriz aslında. Bir hizmet yurt dışı Türkiye'de yapılıyorsa ve bu hizmetten yurt dışında faydalanılıyorsa buna hizmet ihracı deriz. Katma değer vergisi hesaplanmaz bunlar üzerinden. Bunun bir yansıması, bir benzeri gelir ve kurumlar vergisi açısından da getirildi. Tüm hizmetler için değil yalnız bazı hizmetler için dedi. Dedi ki Türkiye'de verilen, yine bu 15 Haziran 2012'den itibaren Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerini yaparsanız buradan elde ettiğiniz kazancın yarısını beyannamede indirim konusu yapabilirsiniz. Veya ilgili bakanlıklardan izin almak şartıyla eğitim ve sağlık hizmetlerini yurt dışındaki müşterilerinize sunarsanız sadece bunlardan elde ettiğiniz kazancı hem gelir vergisi beyannamesinde indirim olarak dikkate alabilirsiniz, hem de kurumlar vergisi mükellefiyseniz kurumlar vergisi beyannamesinde indirim olarak dikkate alabilirsiniz. Bu bahsettiğim müesseselerin hem girişim sermayesi fonunun hem de bu hizmet ihracı indiriminin açıklamaları şu anda taslak aşamasında bulunan 7 numaralı kurumlar vergisi tebliğinde, genel tebliğinde yapılıyor. Burada da bunun kapsamı, o sirkülerde bunun kapsamı biraz daraltılmaya çalışılıyor. Umarım o tebliği hani daraltmadan kanunun öngördüğü şekilde yürürlüğe girer. Cami ve Kur'an kursları için yapılan bağış ve yardımlar 15 Haziran tarihinden itibaren, Yeşilay Derneği için yapılan bağış ve yardımlar yine 15 Haziran tarihinden itibaren indirim konusu yapılabilecek. Şahıs sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Geçmekte olduğumuz yıl içerisinde işverenler sadece çalışanları adına ödedikleri bireysel emeklilik sistemi katkı payını gider yazabilirler. Hem gelir vergisi mükellefleri hem kurumlar vergisi mükellefleri çalışanları adına ödenen bireysel emeklilik sistemi katkı payı gider yazabilirler. Dikkatinizi çekiyorum. Şahıs sigorta primlerini gider yazamazlar. Yani özel sigorta şirketlerine ödenen primleri gider yazamazlar. %10'la sınırlıydı burada gider yazabilme limiti. 1-1-2013'ten itibaren %15'e çıkarıldı. Bireysel emeklilik sisteminin birçok vergi avantajı vardı. Bu vergi avantajları kaldırıldı. Bunun yerine devlet katkısı getirildi. %25 devlet katkısı. Örneğin bireysel emeklilik sistemine yapılan ödemeler beyannamede indirim konusu yapılırdı. Kazancın %10'unu aşmamak şartıyla gelir vergisi mükelleflerinde. Bu 1-1-2013'ten itibaren kaldırıldı. Ücretli ödüyorsa, ücretle çalışanlar ödüyorsa bunu ücret matrahından, bordrolarından indirimini sağlayabilirlerdi. Bu yine 1-1-2013 tarihinden itibaren kaldırıldı. Bunlardan elde edilen kazançlarda istisna kaldırıldı. Önceden yapılan ödemenin tamamı menkul sermaye iradı kabul edilirdi ve yapılan ödemenin tamamı üzerinden stopaj yapılırdı. Şu anda orada da düzenlemeler yapıldı. Sadece irat tutarları menkul sermaye iradı sayılıyor ve sadece irat tutarları üzerinden stopaj yapılması öngörülüyor. Değerli hocalarıma ve değerli üstadıma, bana kolay bir sunum yapma fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Sizlere de tekrar saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Sayın Emre Kartaloğlu'na da teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, saat
4'ü 10 geçe başlıyoruz. Soru sormak isteyenlerin yazılı olarak sorularını bekliyoruz. Teşekkürler. Bir dahaki sene için en azından öyle yapmak.